Kangal mı yener, Pitbull mu? Bu 110 kiloluk bir boksörle 60 kiloluk bir boksörü kıyaslamam gibi bir şey. Bana sorarsan kendi siklesinde dünyanın en güçlü köpeği Amerikan Pitbull Terrier. Game Dog amacından üretilen köpeklerdir. Yani bir Pitbull ancak başka bir Pitbull yenebilir. Uzatı karakter analizi bir senden alalım bakalım. Ama bir o başlık tarzında değil. Akın tülü baş tarzında. Birolbaş Yiğit tarzında yapmam lazım. Merhaba arkadaşlar. Birolbaş Yiğit ben. Kanala hoş geldiniz. Olmaz. Hepinize selamun aleyküm. İbrahim Tatlıses'ten Haktan bir araya geliyor. Haktan şarkıya başlıyor. İbo müdahale ediyor biliyor musun? Haktan gibi söyle diyor. İbo gibi değil diyor. Vay. Diyorsun ki bu halim İbo'su benim. Teşekkür ederim. Şimdi Pusat. Ben sana bu işten artık bu iş pirime döndü dememin sebebi şu. Sürekli polemik güzel oluyor tabii. İzlenmek. Ben o zaman derim ki kardeşim Oğuz burada Ya abi sözünün polemik niyeti var. yapmak istesen belki videoda yaparım bunu. Canlı yayın Yapıyorsun yapıyorum. işte kardeşim daha ne olacak ki? Şimdi bir kangal alın. Kendini bizim yerine koy. Ben seni kaç defa bugüne kadar şu son zamana kadar suçladım. Aha ilk defa bu videoda yüzüne karşı kızarak suçlayarak bazı şeyler söylüyorum. Canımız hatta Şimdi kendine abi, suçtukça en büyük merakım şu köpek ne zaman açılacak? mıyakladı böyle resmen. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Herkesin gecesi güzel olsun. Yayına hoş geldiniz. Oğuz'dan birlikte şimdi güzel, keyifli bir sohbet yapacağız. Dindeki programı açmıştır. Burada nasıl Bak abi? şu an cam gibisin. Şu an iyi. Şu an iyi. Birazcık çok az pikselleşme oldu ama o da kurtarır, sıkıntı yok. O da köydeyiz abi. Ancak bu kadar olabiliyor. Sesimiz ikimizin de net geliyor mu değerli izleyenler? Geliyor demek ki. Köln'e de selamlar. Herkese hayırlı akşamlar. Zaten Instagram'da bu ara bir sorun var. Yani canlı yayın bildirimleri herkese gitmiyor. Ancak senin profiline girerse adam senin canlı yayında olup olmadığını görebiliyor. Bildirimlerini takip etmesi lazım. Yani üstten düşmüyor. Bir adama girdi artık. Neden kaynaklarını bilmiyorum. Neyse sorun değil. Nasıl Bana olsun? da tam tersi oluyor. Senin ne zaman mesela senin bir fotoğrafına baksam üzerine sanki canlı yayın açmışsın gibi canlı yayında şey var. Tıklıyorum, bakıyorum yoksun ha. Ama halbuki yok. Çok İlginç. değişik bir şey. Nasıl Sanki iyisin? 24 saat canlı yayın yapıyormuşsun gibi sende. Öyle gözüküyor. Nasılsın? İyisin. Her şey yolunda. Ben çok şükür iyiyim abi. Bu aralar biraz başım ağrıyor. O oruçtan dolayı biraz başım artıyor. Onun haricinde çok şükür iyiyiz işte abi. Ya, Aynen. kaybı yaşıyorsundur belki ya da stresi yapımdan kaynaklanıyor. Vallahi abi ben yani karnım açken çok sinirli oluyorum. İnanılmaz gergin oluyorum. Öyle işte kendimi doğaya. İnsülin direncin düşük demek ki. Yani muhtemelen. Benim çünkü babam falan da şeker hastasıdır zaten. Ben de Anladım. yakında çok çekmez şeker hastası olurum. Anladım, anladım kardeşim benim. Yani, Nasıl şu gidiyor? Pakistan olayını bir anlat abi ya. Ya şimdi benim Merak ettim. Ta Pakistan'a mı gideceksin sen? Pakistan'da benim bundan yaklaşık 8-9 yıl önce çoban köpeği verdiğim bir dostum var. Kendisi Dubai'de yaşıyor ama Pakistanlı. Daha sonra birkaç köpek daha vermiştim ben ona. Şimdi ona götürmek zorunda olduğum bir dişi var. Onun dişisini götürüp teslim edeceğim. Kendisi aynı zamanda çok ünlü bir Blue Kuta yetiştiricisi. Yani elinde şu anda 30 civarında Blue Kutası var. Yetiştiriyor. İyi köpekleri var. Ama ben kendi çiftliğimde Blue Kuta koymayı düşünmüyorum açıkçası. Yani ben sadece Kangal beslediğim için düşünmüyorum. Yani Blue Kutayı sevmediğimden falan değil. Hatta bir ara acayip niyetine girmiştim. Çok da istiyordum. Çünkü bu köpekleri zamanında Şampiyon Duke diye bir köpek vardı. İnsanlar bunu Duke diyebilir. Hatta internette bugün Blue Kuta yaz. Çok meşhurdur o video böyle. Kişiye sağından solundan tutarlar. Koyu kahverengi az beyaz olan bir köpek vardır. 90 santim. Bu adam Duke'ün üreticisi benim gideceğim adam. Yani Blue Kutalara karşı benim hep merakım, ilgim vardı. Benim de Bakalım çok var. sana nasip olur. Çünkü az önce senin YouTube yayınında ağzımızdan söz çıktı. Hem bir bu bulukta çok isterim abi açıkçası. De oradan buraya getirtmesi falan zor olmayacak mı abi? Ya yolcu beraberinde gelmede bir problem yok. Sadece Türk Hava Yolları birazcık pahalı bir taşıma şirketi.
Onun haricinde bir uçak firmasından dönmüyorum. Türk Hava Yolları'ndan gidip geleceğim. Canlı Ayman Yolcu beraberinde de şu anda sanırım orası Section 5 diye geçiyor. 5. bölge diye geçiyor. 1 kilogramına da 20 euro civarında fiyat alıyorlar. Yani bu da sana 400 lira falan. 2 aylık falan bir yavru getirirsek hadi köpeğin kendisinin 8-10 kilo civarına geldiğini düşünelim. 5-6 kilo da box gelse 15 kilo. 20 de falan ha. 25-20 euro desen 300 euro ya da 300 ila 500 euro arasında sana bir nakliye maliyeti çıkar köpeğin boyutuna göre. O tabii nakliyesi bir de alması. Yemiz. Orada da bedavaya vermeyecekler de sonuçta para vereceğiz ona da. Yavru sana hediyem diyorum ya. Ha yavru hediye sadece getirtmesi o para. Yavru benim sana hediyem sen sadece nakliyesini ödersin. Eyvallah ben de. Tamam abi. hemen bir tane siyah beyaz panter gibi böyle siyah siyah ağırlıklı 80 üstü 80'in zaten onlar 80'in altında olmuyormuş zaten. Bulukuta ırkını birazcık tanıyalım o zaman öyle diyeyim ben sana. Şimdi aynen abi şu köpek hakkında ben de şimdi birkaç bir şey duydum. Birlikte anlat bakalım neler biliyorsun. Ben mesela şimdi konuştuğum bir abi var o kendisi getirtmeyi düşünüyordu falan ama konuşuruz böyle arada. O da mesela şunu söyledim. Ben ilk başta şunu sordum. Dedim ki insana kötü mü? Çünkü isim vermeyeyim şimdi bir adamın YouTube videosunda izledim. İşte çok boer boer gibi, çok sert. İşte şöyle köpek, böyle köpek adamı yiyor falan filan tarzında bir iki şey gördüm. İlk benim için en önemli şey çok adamcı mı? İydi. Adamcı değil dedi. Hatta ben bu zamana kadar ne adam ısıranını gördüm ne de duydum dedi ki bu dediğim kişi de 4-5 senedir bu köpekleri şey yapıyor, nasıl desem size, araştırıyor. Zaten hani şey şunu dedi, çoğu boğuş köpeği gibi, hani boğuş köpeklerinin genel olarak bir özelliği vardır ya. İnsana saldırır. Hayvana sert, insana yumuşaktır. Bu da aynı öyle dedi, bu lukutalar bu şekildeymiş. Onun haricinde yani hayvanlara karşı çok sert olduğunu ve kesinlikle gerilmesi olmadığını, daha bağıranlığı görmedim dedi. O kadar kavgasını, dövüşünü izledim. Daha bağıranını görmedim dedim. Hemen bütün bilgilerim bu kadar. Senden dinleyelim. Senin dinlediklerinde. Yani az çok hem insanlar da bilgi sahibi olmuş olur abi. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bulukuta dediğin köpek Pakistan'da boğuş amacından üretilmiş olan bir köpek. Ve aktif olarak da burada şu anda bu boğuşlar devam ediyor. Yani bildiğim kadarıyla yasal, yani yasal mı değil mi tam emin değilim. Tam yasal değilmiş, Allah. Onu sordum. Tam yasal değilmiş ama bazı bölgelerde devlet koruması altında yapıyormuşlar. Şimdi performans beklenen hayvanlarda boyut ve siklet büyüdükçe performans süresi düşer. Şimdi insanlar burada biz boğuş sohbeti yapıyoruz gibi algılayabilirler. Hani bu anlamda da ırk burada kullanılıyor. Bu anlamda yetiştirilmiş, bu anlamda ısrar edilmiş olan bir ırk. Tutup bunu bir süs köpeği gibi anlatmak da manasız olur. Ama Sen gidip bu köpeklerle dövüş turnuvasına katılacağın için değil. Yok, ben sadece gerçekten cesur seviyorum mesela. Şimdi bak şunu ayırt etmemiz lazım. Bir köpeğin cesurluğu ve baskıcı yapısı beslediğin ırkla alakalı ama aldığın yavruyla da alakalı. Mesela dominant yavruyu batını gözlemlersin birkaç ay. Yavrular mümkünse 3 aylık haline gelir. İçlerindeki hangisi hiperaktif, hangisi diğer yavrulara karşı daha üstün bir tavırdaysa bunu seçersen bu karakterde devam eder. Bunu Bulukuta için de bu böyle, çoban köpeği için de böyle. Mesela Oğuz dondu ya. Geldin kendine şimdi. Şöyle bir Instagram'ı yukarıya indir kaldır bir sesin de geri gelsin. Geldi şimdi sesin geri. Evet abi. Şimdi yani insanlar şimdi Oğuz Özkan deyince sen mesela dışarıdan bakıldığında böyle sürekli kendinden emin, dik duran, işte karşısındaki köpeğe cesaretli. Lan yine gitti Oğuz. Ben dışarıdan dedi gitti. Geldin geri. Arama mı geliyor, ne oluyor? Yok, hiç de bir şey olmuyor, kendi kendine gidiyor. Ben şunu merak ettim. Oğuz Özkan deyince insanlar dışarıdan dedin ve oradan gitti abi. Sen böyle sürekli
dikkat kesilen, karşısındaki köpeklere dik duran, mümkün olduğunca kendinden emin tarzda köpekleri seviyorsun ya stil olarak. Evet. Bu karakteri Bulikuta'da da bulamayabilirsin. Yani Bulikuta sürekli karşısındaki köpeğe agresyon halinde olan bir köpek değil. Özellikle de yetişkinliğe geçene kadar. Çünkü bu köpeklerin yavrulukları aşırı bebek gibi. Yani erken olgunlaşan köpekler değiller. İşte bugün bir Dogo Argentino ya da işte bir Rottweiler ya da işte bir belki Prese Canario tam bile değil. Cane Corso da asla tam değil. Ama Rottweiler ve Dogo bu anlamda daha masküler köpekler oldukları için daha erken şey yaparlar, dikleşirler. Bazı köpekler daha geç gelir ya da onu hiç yapmaz. Oğuz yine dondu. Oğuz YouTube'da CC'ye yayın yapıyordum. Şansa bak ya. Yani iki sohbet edelim diyoruz. İnternet izin vermiyor. Arkadaşlar şu anda benim görüntüm ve sesim net mi? Sadece Oğuz mu donuk sizde yoksa ben de yok muyum? Sanırım problem Oğuz'dan kaynaklanıyor. İnşallah düzeltir. Biz o arada Oğuz gelene kadar sizden varsa ekstra ilave sorunuz onları yanıtlayabilirim. Sorun yok. Evet, bir geliyor bir gidiyor maalesef bir internet problemi var. Bende bir sorun yok. Okey güzel. Şimdi birçok insan aslında köpeklerin ırklarının hepsinin aynı karaktere sahip olduğunu düşünüyor. Bu bazı ırklar için büyük bir çoğunluğu evet karakterleri birbirine yakın ama bazı ırklar için bu böyle değil. Yani her köpek öyle dominant tavırda olacak, dominant tavırı sergileyecek diye bir durum söz konusu değil. Teşekkürler Kangal Destani. Sağ olasın. Sen anlat olmaz. Oğuz sen de gel bence. Bir daha bir deneyelim. Eğer başarılı olmazsa internet nasıl anlatacağız karşılıklı sohbet edelim zaman? O zaman soru cevaba dönmemiz gerekir. Başka bir amaçtan yetiştirdiklerini düşünmüyorum Aslan Mehmet. Yani evet boğuş amacından üretilmiş olan köpekler. Bir de fizikleri de çok güzel. Benim fizikleri de çok hoşuma gidiyor. İnce deriler. 80 santim üzerine çıkabiliyorlar. 83-84 santim oluyorlar. Nadiren 90 santim de olabiliyorlar. Tipleri de böyle biraz Game Dog Pitbull'ların Danoa'yla kırılmış gibi bir imajında bir görselleri var. Türkiye'de zaten çok fazla yok bu köpeklerden. Meraklısı alıp besleyebilir. Karakteri insana karşı çok iyi. Çok sakin. Her köpekten adamcı köpek çıkabilir. Ama çok düşük yüzdeyle. Öyle düşünüldüğü kadar büyük bir yüzdeyden değil. Oğuz gönderdi galiba yine istek. Evet bir deneyelim bakalım. Fiyatlarını bilmiyorum inanın. Oraya gittiğimizde öğreniriz. Vallahi bence Bulikuta güzel köpek abi. Ne? Bence Bulikuta güzel köpek. Dış görünüş olarak da benim sevdiğim bir köpek. Yani böyle 80 santimlik bir pitbull gibi duruyor. Game Dog gibi duruyor. Seviyorum ben Bulikutaları. Canlı ben daha önce şeyde gördüm. Kuveyt'te gördüm. 2-3 tane Bulikuta. Çok güzellerdi yani güçlülerdi ve zannediyorsun ki kasası hafif bir köpek ama hakikaten güçlü hayvanlar. Eline aldığın zaman o gücün farkına vardırıyor sana yani hissettiriyor gücünü. Biz şimdi Dogo alamayacağız ya abi. Şimdi Dogo işi bende bir artık ben şimdi Dogo çok seviyorum ama bizde hem bu YouTube işi varken artık bir de yasak da oldu. Dogo artık bizde bir ulaşılmayacak bir sevda olarak kaldı kenarda. Evet. Bu Bulikutaları Dogo'lara benzetiyorum. Hani Bulikutayı Dogo'ya benzetiyorum. O hiç alakaları yok. Birbirlerinden evet. Karakter olarak hiç alakaları yok. Oğuz, emin olabilirsin. O tip olarak mı? Tip olarak ama bir nebze. Abi çok da sakin bir hayvana benzemiyor ya. Çılgın bir hayvana benziyor biraz preze demişim. Yok. Bulikutalar. Yok. Dogo Argentin baskınlığında bir köpek değildir Bulikuta. Allah Allah. Yabancı.
Tabii yabancı köpeğe karşı o tepkisini verir. Yani menziline giren köpeği kapar, hiç affetmez. Ama böyle sürekli agresyon içerisinde olan bir köpek değil. Ya Dogo'daki kadar çılgınlığı beklemiyorum zaten. Ama karşısına çıkan köpekten kuyruğunu kısıp arkasına kaçmasın da. Çok bir beklentimiz yok artık. Getirirsin. Bizim bu kutuda kuyruğu kısıyorlar. Yani tek beklediğim abi, eğer bu kötü bu kuta getirirsen seni reklam edeceğim bak. Biliyorsun Yapacak bu bir şey yok. aralar milletin Kadir başını razı olur. yakıyorum. Kadir'imize razı oluruz Oğuz. Yok Yapacak bir abi şey de. yok. Tek beklediğim şey yani çok bu hani çok baskın olmasını istemiyorum abi. Sadece kendini yedirmesin. Anlatabiliyor muyum? Yani Ya kendini yedirmesin başka bir şey istemiyorum. şimdi bunu ne yaparız biz? Örnek veriyorum. Yavruların içerisinde bakarız, sorarız. İçlerinde daha böyle dominant yapıda, Çılgın. dominant karakterde olanlardan seçeriz. Birlikte videoları izleriz. Son sözü söyleme hakkını sana bırakırım ben. Anlatabiliyorum. Derim ki bak Oğuz bu yavrular var. Bak işin hangisi siniyorsa onu getirelim deriz. Kurdeleyi ben bağlarım. Makası sen kesersin. En manyak olanını bulalım abi. Tamam bulalım. En manyak olanı geçelim abi. Geldim. Yine Oğuz patladı internetten. Ben abi Oğuz şu insan an sonra. internette yok. Rahat rahat sohbet edelim diye yemin ediyorum çok isterdim internetin normal olmasını size. Kötü. Sen devam et abi. Ben seni izliyorum. O zaman sen alttan sor, senin sorularını yanıtlayayım ben. Şansımıza bak. Nikolardan kurtulmak çok kolay değil yani. 25 milyardan başlıyor adamların bir avlusunun fiyatı. Erkin Kurt'un. Oğuz ben devam edeceğim. Canlı yayının sohbetini sen yönlendir o zaman. Ona göre devam edelim. Senin sorduğun sorulara cevap verelim. Çünkü senin YouTube'da aklına gelmişti. Sohbet güzel gidiyor diye bazı şeyler soracaktın. Sorduğun sorulara devam edebiliriz. Bu köpek olabilir, başka şeyler olabilir. İstediğin ne varsa önce senin sorularını yapalım. Sonra canlı yayına katılanların sorularını yanıtlarız. Problem yok. Ben elimden geldiğince okumaya çalışayım yazıları. Kangal Father Kangal'ın boğuşmayacağını söyledi, noktaya koydu. Sizler de aynı düşüncede misiniz? Evet, Kangal köpeği öyle çok aşırı derecede agresif, sürekli dövüşmeyi isteyen bir köpek değil. Ama kendini olduk yere ezdiren bir köpek de değil. İstemese de baktı dövüşmesi gerekiyor, o zaman dövüşür. Durduramazsın da dövüştüğü zaman. Ama bu köpekler ben genelde birey köpekleri olarak görmüyorum kangalları. Benim de mesela çiftliğimde kangallarım var. Eşliyken ya da ekip halindeyken çok daha tehlikeliler. Yani bu şekilde de büyüdüyse bir köpek beraberinde kendi hem cinslerinden ya da işte kendi ırkına mensup köpeklerle bir aradalarsa çok daha güçlü ve güvenli hissediyorlar kendilerini. Bandok Masif hakkındaki düşüncen nedir? Teşekkürler. Bandokları çok beslemedim. O yüzden karakterler hakkında çok fazla bilgim yok. Hayırlı akşamlar. Yayına katılan herkese cümleten tekrar hayırlı geceler. Bir yandan da yorumları okuyayım ben. Çoluğa çocuğa dalarsa görürsünüz. Blue mı bahsediyorsun? Bugün sokak köpeği de çoluğa çocuğa dalabiliyor. O risk her zaman var. Her köpek için var. Ben Bulukuta'yı merak ediyorum demişsin. Yani ben Bulukuta beslemedim. İnternetten izledim. Kuveyt diye birkaç saat köpeklerle bir arada vakit geçirdim. Üç aşağı beş yukarıya karakterlerinden ilgili fikrim var. Sakin köpekler. Böyle aşırı agresif köpekler değiller ama köpeklere karşı agresifler. Diğer köpeklere karşı. İnsanlara karşı oldukça sakinler. Nasip. Bir arama geldi ama sesli sorun yok değil mi? Melezleme çalışması sonucu ortaya çıktı. Bu yukta doğal safkan bir ırk değil.
Onun farklı versiyonları da var işte zaten. Bull Terrier var. Geldi şimdi. Abi sana foto attım, cevap alamadım. DM'leri her zaman aynı tempoda kontrol edemiyorum ya. Elimden gelince bakmaya çalışıyorum ama inan DM'lerin hepsine cevap vereyim de sen gün biter, hakkını helal et. Bir de bir noktadan sonra böyle köpek ekspertizi gibi o mu, o bu mu, bu mu diye cevaplayamaz hale geliyorsun kardeşim. Kusuruma bakma. Bulldog var, bak Bull Terrier var. Evet, İranlar yazıyorlar. Nasip Pakistan'a gittiğimizde bakacağız. Evlerinde uygun seçenekte bir yavru varsa Oğuz'la yanımızda alır getiririz yani. İsmail'cim hayırlı akşamlar. Hikmet abiden birlikteysen az önce WhatsApp'tan aradı. Yayında olduğunu söylersen sevinirim sana zahmet. Ya yayından sonra arayayım kendisini. Alpine Allah nasip ederse geleceğim. Karadeniz turu yapacağım. Ama Ramazan'da mı yapsam, Ramazan'dan sonra mı yapsam onu düşünüyorum. Yine bakayım. Canlı yayından sonra bakayım Ömer. Sence doğal safkan mı, melez ırklar mı daha güçlü genel olarak bakarsan? Yani nasıl bir güç? Bu her şeye göre değişiyor. Köpeğin boyutuna, kilosuna. Bana sorarsan kendi siklesinde dünyanın en güçlü köpeği American Pitbull Terrier. Game Dog amacından üretilen köpeklerdir. Yani bir pitbull ancak başka bir pitbull yenebilir. Başka hiçbir ırkın kendi kilosunda pitbull'a karşı şansı olduğunu düşünmüyorum ben. Asla yok yani. 20 kilo, 19 kilo, 18 kilo, 17 kilo. Yani kiloları denk olduğu sürece bir pitbull ancak başka bir pitbull yener. Bu güçse evet, en güçlüsü o. Ramazan'da git demişler. Olur, Ramazan'da gideriz. Ama ben artık çiftliği de toparlamam lazım. Çünkü çiftlik çok mezbelilik halde. Orayı bitirmem gerekiyor. Bitirip artık öyle devam edeceğim. Dogon'un pitbull karşısında hiç şansı yok. Erdal hoş geldin. Hayırlı akşamlar dostum benim. Kangal mı yener, pitbull mu? Bu 110 kiloluk bir boksörle 60 kiloluk bir boksörü kıyaslaman gibi bir şey. 110 kiloluk bir boksör 60 kiloluk bir boksörü 5 dakika 10 dakika dövüp knockout edemezse yorulur iriliğinden dolayı. 60 kiloluk boksör hala ayaktaysa o da var. Ama 10 karşılaşmanın 8'inde emin ol her zaman güç oyunu bozar diye bir tabir var. İri yapılı, güçlü olan köpek önde olacaktır. Yani 20 kiloluk bir köpekten 65-70 kilo, 80 kilo bir köpeği kıyaslıyoruz. En az 60 kilo bir köpeği kıyaslıyoruz. En az 3 katı büyüklüğünde bir köpeği kıyaslıyoruz. Bu doğru değil. Yani böyle bir karşılaşma olsa Kangal Pitbull'u ilk 3-5 dakika içerisinde bitirmesi lazım. Bitirmez de iş uzamaya devam ederse uzadığı zaman ibre Pitbull'a dönecektir. Ama uzamazsa Pitbull'un hiç şansı yok Kangal karşısında. Alman kurtları pitbullları boğuyor. Doğrudur. Yani pitbull var, pitbull var. Gördüğünüz her pitbull, pitbull değil maalesef. Her pitbull'a pitbull. Hatta ben pitbull diye yayınlasam birçok kişi kırma der. Benim yayınladığım pitbull'lara. Yani o aklınızdaki pitbull ibaresi benim anlattığım pitbull'lar değil. Doğrudur, vardır. Balıkesir'de yarışma olacak mı? Sonbaharda evet olacak. Saf pitbull var tabii ki de ama işte yani bu show bred, yani show ırkı ve game ırkı olarak ayrılıyor. Showların içinde steffler var, steff melezleri var. Şimdi bully melezleri var ya da işte zamanda işte benim red nose takıntısı olan tiplemeler vardı ya da işte yerli üretim
köpekler vardı. Game Dog konusu başka bir konu. Game Dog konusu zamanında Amerika'da başlamış olup Amerika'dan sonra Yugoslavya dediğimiz haritaya, yani eski Yugoslavya, günümüzdeki Sırbistan, daha sonra işte diğer Balkan ülkeleri, buradan Rusya'ya geçmiş olan köpekler şu anda Balkan ülkelerinde hala aktif olarak devam ediyor. Sonra parayı bulan Arapların Balkan ülkelerinden alıp ya da Balkan ülkelerinde devam ettikleri köpekler var. Çin, Filipinler ve Tayland bu bölgede var. Amerika'da şu anda çok daha zor illegal işler. Ama hala underground olarak devam ediyor. Türkiye'de de underground olarak devam ediyor. Düşük sayıda da olsa. Ama bu işin şu andaki dünyadaki en hızlı haritası Balkanlar. Game Dog haritasının. Evet, Güney Amerika, Meksika'da da iyi köpekler vardır. Game Dog başka bir konu ya. Başlı başına bir konu. En iyi pitbulllar Texas'ta, adamlar kaç yıllık soyları besliyorlar. Evet. Bu işin temelinde Colby'ler vardır. Colby ailesi bilinen en eski secerelere gider. Hatta en eski secerelerin içerisinde Türk isimli bir köpek de var. İşte ondan sonra bir sürü farklı kanlar var. Zamanıyla işte bu Carver köpekleri olmuş, Eli'ler var. Daha sonra Patrick'ler var. Jip var, Rascal var, Joko var, Red Boy var. Bir sürü farklı kan grupları var. Chinaman var, daha yakın köpekler var, işte Frisco'lar var. Ne bileyim, Balkanlara gelecek olursak yine Yelavrum'un devam ettiği köpekler var. Neyse, bu tabirleri bilmeyen adamlar da bir olmayı anlatıyorlar. Hiç girmeyeyim o muhabbetlere. Dogue de Bordeaux Fransız Mastifi. İnsana karşı mesela onların agresyonu yüksek. Genelde hayatımda şu ana kadar 30 Dogue de Bordeaux gördüysem 25'i saldırgandı açıkçası. Ama kolpadan mı yapıyor, ısırmak için mi yapıyor bilmiyorum. Bir sigara içelim ya. Son bir sigara içelim, öyle git gideceksen. Pardon arkadaşlar, hemen geliyorum. Ahmetcan, bana bir sigara verir misin? Pardon arkadaşlar, beklettim sizi. Hakikaten internetin azizine uğradık. Belçika Malinoizlerle Pitbull'un poz değiştirmiş hali gibi. Malinoizlerin özellikle çalışanlarına, yani görev yaptırılanlarına zaten arada Pitbull katılıyor. Yani belirli aralıklarla Pitbull ekliyorlar o köpeklerin içine. Tabii eklenmeyenleri de var. Eklenenleri de var. Ben onu 3 aşağı 5 yukarıya çözümleyebiliyorum. Malinoizler drive'ı çok yüksek köpekler. Evet, gelelim meşhur soruya. Blue Kutay ile çoban köpeği karşılaşsa sonuç ne olur? Bu işler daha önce denendi. Birçok kez denemesi yapıldı. Buraya Çin'den de arkadaşlar geldi. Güney Kore'den de geldi. Zamanında Jack Yeo isimli bir arkadaş vardı. Hatta bizden de köpek aldı. Türkiye'de farklı isimlerden de aldı. Bu köpekleri baştan çoban köpeği üreteceğim diye aldı, götürdü. Sonra Çin'de ve Güney Kore'de bu köpekler çeşitli turnuvalara sokuldular. Orada Japon tasalarla karşılaştılar, Blue Kutalarla maçlar yaptılar. Blue Kutaların içinden galip gelenler de oldu ama iyi bir çoban köpeği. Yani 80 kilo ve üzerinde gerçekten iyi boğuşabilen bir çoban köpeği bugün dünyada iri ırklar arasında, iri dövüş ırkları konusunda gerçekten bir numara. Hani bunlar zaten boğuş köpeği değil de, bunu milliyetçi bir yaklaşımdan da söylemiyorum. Bütün ırkları tanıdığım için söylüyorum. Çünkü köpek büyüdükçe hızı ve vücut ısısını koruma temposu düşer. Yani ne kadar kütlesi iriyse ringde kendini o kadar tutma süresi düşecektir. Ve bizim çoban köpeklerimiz bu anlamda diğerlerinden, hepsinden üstündüler. Sadece Dağıstan Volkodav dediğimiz, işte bu Dağıstan bölgesinde yine çoban köpeği formatlı şeyler var. Köpekler var. Onlar da şey yapıyorlar. Benim boğuştan bir işim yok abi. Sadece sorulan sorulara cevap veriyorum. Emre'cim. Onlar da Çin'deki turnuvalara katıldılar. Orada galip gelen köpekler oldu. Tasvip ettiğimizden dolayı anlatmıyorum bunları Emre abi. Yaptığımızdan dolayı da değil. Sağ olasın yine. Bu uyarın için teşekkür ederim.
Eyvallah, doğru söylüyorsun abi de bizi bilen biliyor. Böyle bir şey yapmadığımızı herkes biliyor. Necip abi, o zaman bir tane Oza Bulovurka Türkiye'ye getirme. Buradan mı bahsediyorsun? Zaten hani Allah izin verirse gittiğimizde yardımcı olacağız Oğuz'a. Başka hangi sorular gelmiş? Orada kaçırdım. Kangal'da daha geçerli olan tip kara kırçıl mı, boz ola renk mi? Benim renk takıntım yok Kangal'da. Köpeğin dış görünüşü güzelse ve sürü performansı ise, kurtçuluğu iyiyse en makbulü o. Yani görünüş amacından bakacaksan senin bireysel zevkin. Ama sürüye gidecekse sürü performansı önemli. Başka kangal alacak mıyım? Evet alacağım. Toplam dişi sayım 10'a çıkana kadar alacağım. Sivas'tan hamile dişinin nakliyesini yapamadık. Çünkü ağır gebeydi. Umut'un orada doğum yaptı. Yavrularını büyütüyor şu anda. Yavrularını büyüttükten sonra bana geçecek. Deli dişi evet gebe. Teşekkürler Emre abicim. Ben de seni öpüyorum. Doğru söylüyorsun Emre abi. Yakın zamanda yarışma yok. Sivas'ta ırk kayıt etkinliği var. Amerikan Staff'da Pitbull farkı ne sence? Çok fark var ya. Yani bunu nasıl anlatabilirim ki sana? Fenotipleri farklı, karakterleri farklı, her şeyleri farklı. Yine İngilizlerin zamanında Amerika'ya göç eden İngilizlerin beraberinde götürdüğü köpeklerin genetiklerinden türeme köpekler zaten. Amerikan Staff'da Amerikan Pitbull Terrier'in de temeli İngiltere'dir. Gen kaynağı İngilizlerdir yani o köpeklerin. Teşekkürler Yaren Say. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Börüyü kimden eşleştirecek bilmiyoruz ki Barış abi. Çiftlikten daha fazla video atacağım ama seyahat için de yola çıkacağım bir 3-5 güne kadar. Nasip Ali Bilgiç ya. İşte bakalım. İnşallah erkekten de yüzümüz gider. Sağ olun. Teşekkürler Kana Korsa Rita. Abi ben de tahmin 35-40 günlük Malatya yavrusu var, dişleri yeni çıkıyor. Süt ve su ile karıştırıp veriyorum. Başka ne vereyim? Köpeklerde asla süt kullanmayı doğru bulmuyorum. Ben hiçbir köpeğime de süt kullanmıyorum. Deli dişi iri yapılı, iri kemikli bir dişi. Çok da güçlü bir dişi. Gücünün de farkında. O Akın abicim hoş geldin. Gücünün farkında bir hayvan. Balkısa şu anda benim... Hala bende kalıp kalmayacağı belli olmayan bir işi. Çünkü hayvan maalesef çalıntı çıktı. Konunun çözülmesini bekliyoruz. Benden birlikte köpeği bana satan arkadaşın da bu anlamda bir mağduriyeti var. Köpeğin asıl sahibinden bugün konuştuk. O yüzden Balkız şu anda askıda, standby'da bekliyor. Konu çözülünce ya geri gidecek ya da bende kalacak. Şu anda daha henüz Balkız durumu netleşmedi. O yüzden Balkız'la ilgili çok detay vermem doğru olmayabilir. Ben sıcak suyla mamayı karıştırarak kapar yapıyorum. Koyu mercimek çavrusu kıvamında. Katı gıdayı öyle başlatıyorum. Sonra direkt mamaya geçiyorum. Süt kullanmıyorum yani. Çünkü köpeklerde laktoz hassasiyeti oldukça umurumuzdan yüksek ve bağırsaklarına kötü yönde etki yapıyor. Eyvallah Akın abi, atarsan yeniliriz. Sen süper diyorsan öyledir. Ben gelecekteki yeni üretici olacağım gibi bir iddiam yok. Evet, iyi köpekler almaya çalışıyorum kendince. Ama altlarından gelen yavruları görmeden, o yavruların neler yaptığını görmeden, damızlık kalitelerinden emin olmadan elimdeki köpekler iyi diye, iyi bir kadro kuruyorum diye iyi bir kangalcı olmuyor. Üretmek lazım. Üretmeden de buna konuşmak erken. Toros iyileşmiyor maalesef. Bir dengede gidiyor. Ne ölüyor ne diriliyor. Öyle o dengede devam ediyor.
Bu pusatı gördükten sonra kangaldan soğudu zannediyor ki tüm kangallar pusat gibi tırsak. Bence Bully almamalı bu yüzden. Tüm kangallar pusat gibi tırsak. Zannetmiyorum öyle olduğunu. Yani bütün köpeklerin hepsini, ırkın hepsini aynı karakterde olduğu algısı çok yanlış. Her köpek için çok yanlış. Aynı köpeklerin de insanlar gibi bireysel karakterleri vardır arkadaşlar. Lan kül tablası nerede ya? Neyse şuraya koyalım. Oğuz köpeği ileride eki olunca utandırır demeyin. Kangal hassas bir köpektir. Akın abi, ben de bu anlamda sana katılıyorum ama katılmadığım konular da var. Belki köpeğin karakterinden ziyade bulunduğu ortam olabilir, karakter olabilir, hepsi olabilir. Evet, çok köpek gördük. Baştan böyle tedirgin ve korkak davranır, sonradan cesaretini yerine kazanan. Ama birazcık daha özgüvenli bir yavru olabilirdi ya. Olabilirdi. O yavruda bir özgüven eksikliği var. Sen de yıllardan beri köpek üreten bir adamsın. Senin yanında benim konuşmam, yani senin ürettiğin köpek sayısı benim ürettiğimin belki 5-10 katıdır. Belki daha fazlasıdır. O yüzden ben gözlemledim o köpeği. O köpekte genel bir tedirginlik ve endişe sorunu var yani. Yok dersek yalan söyleriz. Bir de faturanın hepsi Oğuz'a kesilmesi kötü. Böyle bir algı oluştu yani. Bu köpeğin bu hale gelmesine sebep Oğuz'muş gibi gösterildi. Belki Oğuz'un da etkisi vardı ama köpek de demek ki buna yatkın ve verimliymiş. Yapabilecek bir şey yok. Bu köpeği ben de verebilirdim Oğuz'a. Benden de girebilirdi. Üreticisine de linç etmenin bir manası yok. Aynı köpek bizden de çıkabilirdi. Sorun değil Harun, hoş geldin. Teşekkürler. Değişebilir, herkes değişebilir ama bazı şeyler değişmez. Mesela yıllardır sende değişmediğini bildiğim çok özelliğim var. Hiç değişmeyeceğini düşündüğüm çok şey de değişti Akın abi. Oğuz kangal düşmanı olmaz ya. Arkadaşlar çok pardon, bir saniyenizi alacağım. Ahmet. Ahmet'e söyle Burak abini arasın. Yayında desin, onu buluşacağız. Ay, kusura bakmayın arkadaşlar. Şu an geldi mi ses? Gelmek istersen buyur abi, vaktin varsa. Bir kere milliyetçi bir adam bizim yerli köpeğimize hiçbir şart altında düşman olmaz. Asla. Ses yok. Şu anda var mı? Aleyküm selam. Yılmaz Asil Türk. Ses var. Okey, güzel. Evet, keşke Oğuz da gelebilse ama maalesef interneti çalışmıyor. Selamünaleyküm. Senin bize bunu yapmaya hakkın yok. Aleyküm selam. Ne diyor Burak abi? Yarım saat sonra gezinmeye gideceğiz de. Tamam. Tekneyle de. Tamam. Geliriz. Geliriz. Nasıl gideceğiz? Bizim alacaklar. Alacaklar. Ona göre canlı. Tekneler, mekneler. Hazırlasınlar. Sosyal. Hayatın şekil ya, yemin ediyorum var ya. Kim şekil? Baksana saçlara, baksana sen, kimin hayatı şekil? Gece gidecekler şimdi Edremit, Adrasan, Körfez'de oralarda takılacaklar. Story atar. Böyle ta 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 motorun dalgaların böyle. Nasılsın abicim, iyisin? Vallahi ilk iftarı yaptık. Dizi izledim bir tane. Bugün dizi başladı. Tavsiye ederim ama sadece birinci bölümü vardı. Hakim diye bir dizi. Evet, ATV'de. Yani sonra YouTube'a düşer, oradan izlersiniz. Yani güzel bir dizi bence.
Çayımı alayım da şöyle masaya gideyim. Sana ne oldu böyle, sen resmen 10 yaş gençleştin. Olay sırf şey de değil ama saç da değil. Harbiden başka bir adam oldun Akın abi ya. Eski Akın Akın'dı, ben onu merak ediyorum. Birol abi lütfen. Bak artık bana Akın. Lütfen. Akıncım sana ne oldu böyle ya? Valla Birol abi işte kendimize iyi bakıyoruz. Birol abicim. Bir dakika telefonu şuraya yerleştireyim. Ulan. İyi bir tane masa tutacağı almam lazım. Ya diyorlar ki saçları her gün jöleliyorsun. Bugün de jölelemedim. Böyle fön çektim. Elvis Presley yapayım dedi. Evet, şu satın karakter analizini bir senden alalım bakalım. Ama Birol Başyiğit tarzında değil. Akın Tülübaş tarzında. Birol Başyiğit tarzında yapmam lazım. Merhaba arkadaşlar. Birol Başyiğit ben. Kanalıma hoş geldiniz. Olmaz. Hepinize selamun aleyküm. İbrahim Tatlıses'ten Hak'tan bir araya geliyor. Hak'tan şarkıya başlıyor. İbo müdahale ediyor biliyor musun? Hak'tan gibi söyle diyor. İbo gibi değil diyor. Vay. Diyorsun ki bu halim İbo'su benim. Yok canım, estağfurullah abi. Dün akşam değerlendirme yapacağım. Araya küçük bir anekdot. Akşam Hikmet Başkan yayına geldi. Canlı yayına. Anladım. Şimdi az önce beni de aradı, açamadım. Ben söyledim. Hmm. Dedim bu resmi Birol'a at. Vallahi mi? Bak ilgini çekeceğini düşünüyorum. Tamam. Yani söyledim Hikmet'e. Dedim önce Birol'a göster. Hani yakın mesafenizden dolayı, arkadaşlıktan dolayı. Eyvallah. Sonrası dedim bize düşer. Dişi canlı gör ama. Sen yani gidip geçersen edersen ben de görürüm. Ben de geçeceğim bu ara. Dişi hoş. Yakışır. Eyvallah abi, sağ olasın. Teşekkür ederim. Şimdi Pusat tam olarak kaç aylık? Oğuz'du mu? Bir yaşına geldi mi köpek? 18. 18 aylık. Bence eke köpeklerden ayırıp, yanındaki eke köpeklerden ayırıp zincire bağlayacak. Günde yarım saat salacak, tekrar zincire bağlayacak ve tek bırakacak. 3-5 ayda ne değişim olacak kendisi bile şaşırır. Yani o benim tahminim, bazen sohbetlerimizde bahsediyorumdur. Özellikle bizim orada bazı köpeklerden bahsederken 8-11 aylık korku tüneli denilen bir psikolojik süreç var. Bence o köpek o sürece geç girdi. Hı hı. Ama sürece girdiğinde önüne çıkan şeyler farklıydı. Yani ondan beklentiler farklıydı. Çünkü artık bir yaşını geçti. Artık 14 aylık, artık 15 aylık. Yani yüksek beklentiye 8-11 ay arasında kaybolmuş bir psikoloji bu. Bana göre. Yani çok uzun bir konu. Yani belki bir saat anlatmak lazım. Tam böyle sıfırdan alıp özet gördüğümü söylemeye çalışıyorum. Bu tabiri senden ilk kez duydum. Ama şöyle yaşadım. Burada Günan abinin bir Volkodov melezi yavrusu vardı, hatırlıyor musun? Kütük. Evet. Kütük 8 ay ile 11 aya kadar diğer köpeklerle birlikte sosyal, bazen işte teslim olup karnını açan bir köpekti. 8 ile 11 ay arasında diğer köpeklere karşı bir korku yaşamaya başladı. Ve 13 aylıktan sonra, 12,5-13 aylıktan sonra o psikolojiyi tamamen atıp tam tersine diğer köpeklere karşı bir agresyon içerisine girmeye başladı. Yani bu Oğuz'un köpekten kıyasladığım için değil, kendim çiftlikte yaşadığım deneyimi anlattığım için söylüyorum. Mesela ilk kez duydum bu cümleyi senden, o 8-11 ay arasındaki şeyi. Belki tesadüftü, belki de böyle bir şeydi, bilmiyorum. İşte o şuna benziyor. Hani köpeklerin yumurtlama, yani hamile kalabilmesi için 3 evrenin üst üste denk gelmesi gerekiyor ya, 3 halkanın. Aha. Hani başlangıç, orta ve son süreç. Köpek psikolojisinde de yani şu ara üzerine biraz çalışıyorum. Zamanım olabildi. İyi kaynak bulabildim. 3 evrenin de üst üste oturması gerektiği dönem. Eğer o dönem kayarsa yani 3 halkada üst üste gelmeyip halkalar böyle peş peşe gelirse 8-11 ayda, yani 8. ayda başlasa bile 8 ay 15 günde bitiyor. Sonra 18 ayda 20 ayda bir daha başlıyor bu süreç. Hı hı. Ve hayvan onu atamıyor üzerinden. Bağlamak bu süreçte köpeğe özgüven yükseltiyor. Yani şey olarak düşünüyorum, hani köyde dağda ne yapabilir? Bağlamak, biraz izole etmek,
biraz kendi özgüvenini yükseltmek ama köpeklerle çok fazla iletişim kurmamasını sağlamak. Şu süreçte yani. Peki tabii şu durumu kendisinden yaşça küçük ve karşı cinse sahip köpeklerle daha farklı köpeklerle sosyalizasyonunu arttırmasının bir mantığı olur mu? Sosyalizasyon geçti. Bu sosyalizasyon süreci değil. Dediğin daha genç olsa evet yapmak lazım ama artık ekes kapısına gelmiş. Son viraj. Bu virajda özgüven yüklemesi yapıp zaten o köpek asosyal. Yani diğer köpeklerle arası iyi, kavgacı değil. Zaten sosyallik var, dişi, erkek. Onlar peki da iyi. Abi, neye bağlıyorsun? Ben uzun son videosunu izledim. İşte bu veteriner evine götürüyor galiba. Orada bir Dogo Argentino var. Bir de parkta yürüyen dışarıdaki sokak köpekleri var. Bazı sokak köpeklerinden oynamak istiyor. Bazı sokak köpeklerinden de mesela Oğuz'dan uzaklaşıyor. Ben şunu gözlemledim köpekte. Bir şey yapacağı zaman, iyi ya da kötü yönde başka bir köpekten temas kuracağı zaman dönüp Oğuz'a bakıyor köpek. Hani gideyim mi, gitmeyeyim mi diye. Ya da işte peşinden geliyor mu, gelmiyor mu diye bilmiyorum artık onu. Oynamak isterken de bakıyor korkmayacağı köpekten. Korkacağı köpekten de bakıyor. Bu ilgimi çekti. Yani yaptığı her hareketi ondan teyit almaya çalışır gibi bir şey gözlemledim. Özgüven, özgüven tüneli, işte o tünelde kalmış o. 8 aylık tünelde kalmış. Şöyle söyleyeyim. Bu matematik gibi çok sonuçlu bir denklem. Yani mesela ama daha X, köpekte bak X köpekte birinci cevabı alıyorsun. Aynı köpeği Artvin'den getir, Sivas'ta sürüye bırak. Daha uzun sürede daha oturaklı bir karakter alıyorsun. Daha ilgili birebir bir insanla hem sürüye gidecek hem evde duracak daha farklı bir sonuç alabiliyorsun. Yani bu köpeğin psikolojisi bildiğin oyun hamuru gibi işleyebiliyorsun. Şimdi sana şöyle bir şey söyleyeyim. Neden en iyi kangal sürüde olabiliyor? Düşün. Çünkü doğal o ortamda küçüklükten itibaren yaşadıkları köpeğin o psikolojiye gelmesini sağlıyor. Doğal. Yani 1000 yıllık, 2000 yıllık bir altyapı bu. İmparator bu altyapıda köpek böyle yetişiyor. İmparator kaç yaşından sonra değişti? İmparatoru biraz anlatsana karakterini. İlk imparatoru bu. Hayır. Son imparatoru. Hayır. O Hayabusa. Hayabusa mıydı o? Evet. Hayabusa. Hayabusa 2,5 yaşına kadar sosyal. Yabancı erkeklere karşı sert. 2,5 yaşından sonra korku tünelinin başlangıcı oldu ve kaldı. Bitti. Kapattı. Kontağı kapattı. Şu an yalnızsam sadece benimle ve dayıyla hani onu büyüten kişi. Bu iki kişiyle yalnızsak ama göz kontağı kuruyor. Diğer türlü hiçbir şekilde göz kontağı kurmuyor ve korkuyor. Allah Allah. Bir de son imparator da tam tersi biraz daha çekinikti. Sonradan açıldı diye hatırlıyorum ben de. Evet. Onunki yani daha light geçti. Çünkü Hayabusa'dan ders almıştık. Hani biraz üstüne düştük. Ama Hayabusa öyle değil. Hayabusa kontağı tam kapattı. Ama dört ayaklı köpek mesela bir şey dört ayaklıya karşı tepkileri çok farklı. Ama insan gördüğü zaman özellikle kafesin içerisindeyken iş başka. Şimdi bu köpeğin genetik olarak da yapısında var. Ta 2000 yılındaki garipten gelme. Şimdi insanlar sen bunu anlatırken şöyle bir bilinçaltı oluşuyor. Bak ben de mesela dışarıdan dinlesem derim ki Akın abi Serbülent abiyle yakın arkadaş, köpeği de Serbülent abi Oğuz'a verdiği için daha politik konuşuyor diye düşünüyorlar. Yok mesela, yok. Ben de vermiş olabilirdim. Şunu söylüyorum. Mesela köpeğin evet diğer köpeklerden korkuyor olması sahibini rahatsız ediyor mu? Eder. Bugün ben de beslesem bu köpeği beni de eder. Kötü bir şans, şanssızlık. Değişebilir mi bu karakter? Değişir. Yani değişmez diye. Ya şu Semih, şu Semih midir nedir? Şunu şuradan paketlesene. Saygısız herif. Nasıl paketleniyor ben onları da bilmiyorum ki. Üstüne basıyorsun. Bastım. Tık. Yayından çıkart diyorsun. Ben yorumlara bakmıyorum. Yani bu saatten sonra ben ihtimal %50-50. Şöyle ihtimal var olan ihtimali konuşmaya çalışıyorum zaten. Yani köpek görüyorsun işte bende var bu köpeklerden. Yani bu tip karaktere sahip dört ayaklıya karşı korku değil. İnsana karşı korku. Bu tip karaktere sahip köpeğim var. Ve tam tersi insandan korkan dört ayaklıya daha sert oluyor. Yani arazide bu hayvan iş yapabiliyor ama arazide dört ayaklıdan korkan köpek
çok gördüm özgüveni oturduktan sonra çok değiştiğini. Bir yol ya eve bağlayacak köpeği, iki ya da köpek yuva değiştirecek. Ekeleşmesini bekleyecek. Usta evet. Bir adam, kangaldan anlayan, çoban köpeği anlayan bir adam alacak, ilgilenecek. İşleyecek köpeği. Bak neler yapıyor. Yani o zaman meselesi. Oğuz'un bununla uğraşabilecek ben fırsatı olacağını sanmıyorum. Yani farklı bir köpek çünkü. Yani normal karşılaşılacak, herhangi bir yerde karşılaşılacak bir hayvan değil. Evet, zaten şimdi mesela şu alfa karakteri de konuşalım. Ben şunu söylemiştim. Dedim ki alfa karakter bir ırk özelliği değildir. Bazı ırklar için bu olabilir. İşte Rottweiler gibi, Dogo Argentina gibi, bunlarda dominant yapı biraz daha fazladır. Ama birçok dünya ırkı için her yavrunun aynı karaktere sahip olmasını beklemek bugün boğuş köpekleri içinde ya da işte iş köpekleri içinde fantezi olur. Yani bunu batının içinden seçmek lazım diye düşünüyorum. Bravo. Ben sana şöyle bir şey itiraf edeyim. Yıllar boyunca hiçbir zaman karakterin peşinde gitmedim. Fizik, hep dış görünüşü sabitleme. Ama aradan zaman geçtikten sonra mesela aradığım karakterin, güncel köpeklerden konuşayım, İmparator Boz'un karakteri, onu seviyorum. Ondan kızına geçmiş, Junior Berivan'a. Junior Berivan'dan Aslan'a. Aslan'ın da bir sürü oğlu var ama her oğlunda yok. Olan oğullarına şimdi istediğim pardon, arama geldi, kesildi. Şu an geliyor mu sesim? Arkadan sallıyordum ben. Sıkıntı yok. Çok pardon ya. Önemli bir anda kesildi. Estağfurullah. Ya şöyle, her köpeğin alfa olmasını beklemek yanlış. Ama alfa değil diye de köpeği suçlamak doğru değil. Her kanda olabilir. Ses geliyor mu arkadaşlar şu an? Senin sesin bana geliyor. Bence şu an yayın düzeldi, evet. Bence her kanda, her köpekte karşılaşılabilecek bir sorun bu. Yani ben Baba George'un soyunda hem insandan hem köpekten korkan gördüm. Hem de genellikle aşırı giderliler. Aşırı gider, aşırı özgüvenli, sertler. Şimdi bu senin seleksiyonuna bağlı. Bilemiyoruz. O yavru anneden kaç günlükken ayrıldı? Bunu biliyor muyuz? Pusat anneden kaç günlük ayrıldı? Biliyoruz, 3 aşağı 5 yukarı. 2 aylığın üzerindeydi galiba. O civarlardaydı. Yani bana göre bir yavru 75 güne kadar anneyle ve kardeşleriyle kalmalı. Normal psikoloji için. Sonra geldiğinde bir anda daha büyük köpeklerin arasına girmemeli. Hayvanın karakterine bakılmalı. Hayvan nasıl bir karaktere sahip? Ona göre yavaş yavaş ısındıra ısındıra alıştırmak lazım. Böyle şeylerle karşılaşmamak için. Çünkü evet. Ortam da buna müsaade edebiliyor. Bak, 2 aylık ayrılmış. Yani bence biraz erken. Bence. Ben köpeklerimi 3 ay olunca bir yere göndereceksem gönderiyorum. Yani daha olumlu ve daha pozitif sonuçlar aldım. Yani hele zaten aşıları ve parazitleri bitmeden bir yerden bir yere vermek o... yani şöyle söyleyeyim. Oğuz'dan Jack Russell aldım ben. Biliyorsun Baba George ismi. Evet. Şeyin oğlu. Nedir onu? Pars'ın oğlu. Hı hı. Anne de Oğuz'un üreticisi, Oğuz köpeğin. Abi köpek 1 aylık falan da İstanbul'a geldi. 3 aylıkken kafa kuyruk dimdik koca köpeklere uçuyordu. Evet. Yani ırktan ırka da değişebiliyor bu anlattığım şey. Yok. Yani pitbull yavrusu böyle olmuyor. Game dog yavrusu böyle olmuyor. İşte atıyorum Doberman yavrusu bir başka oluyor. Aslında ne var biliyor musun? Her köpeğin kendine has bir de karakter yapısı var. Bizde fenotip şimdi oturmaya başladı. Karakter de oturacak şimdi. Kangal'ın karakteri böyle olur. Mesela şöyle bir tanımlama yapalım. 3 aylık Kangal'ın karakteri böyle olmalıdır. 6 aylık Kangal'ın karakteri böyle olmalıdır. Bu yurt dışında, dünyadaki ırklarda bu yazılmış. Yani mesela bu YouTube'da bunun üstüne gidebilirsin. Bence. 3 aylık 10 tane köpeği inceleyip kendi yorumunu katıp insanlara bir bilgi, bir ışık saçabilirsin. Çok önemli bir şey bu. Ben şunu görüyorum açıkçası.
bir köpekte genetik yatkınlık yoksa, işte insandan çekinmeye ya da hayvandan çekinmeye ve köpek sosyal büyüyüp aşırı onu böyle depresyona uğratacak bir korku yaşamadıysa, travma yaşamadıysa 100 köpeğin 90'ında böyle bir sorun olmuyor. Yani %10'luk bir dilim var. Ama genelde 10 köpeğin 9'u sosyal yetiştiyse, farklı sesler, farklı kokular, işte korna sesi, araba sesi, ne bileyim mermer zemin, bunları görüyorsa bir sıkıntı çıkmıyor. Evet evet, karakter genetik %100. %100 yani. O bahsettiğin evet, özellikler %100 genetik. Sonradan oluşamaz. O yüzden aynen, zaten köpekte secerinin önemi devreye giriyor. Bunun soyu sülalesi nasıl? Evet. Orada devreye giriyor. Soyu bir sülalesi nasılsa bakmak o lazım. Yavrusu da öyle oluyor. Aynen. Yuvabil kardeşler de önemli. Abi şöyle yapalım. Zahmet eğer olmuyorsa sana. Ben aşağı ineyim. Yolculuk esnasındayken tekrar sana dahil olayım. İzleyenlere de ayıp olmasın. Sohbet senden devam etsin. Güzel gidiyordu. Ben de 5-10 dakikaya dahil olayım. Olur mu? Tamam. Tamam. Teşekkür ediyorum. İzleyen ben şarjımı takayım. Şimdi senin yayına dahil olacağım birazdan. Tamam okey. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Alıyor şu an onu açayım diye. Açmıyorum. Çünkü niye? Bunu baskılıyor diye. Ya Uğur. Bunu baskılamasını istemem. Ben inanın. Uğur. Bunu daha çok da seviyorum. Onu da bak, söyleyeyim. Bizim ve köpekten anlayan herkesin şöyle bir iddiası var. Bir kere hı hı, yavru köpeğin, biz diyoruz ki özellikle kangal köpeklerinde, bak şöyle hı hı, bir karakterden de anlatayım. Yani bunları artık anlatarak anlatana da dilimize tüy bitti ama köpek besleyemeyen arkadaşlar bunu bilmez. Benim bugün bahçede en sert köpek bile bugün ufak bu Jack Russell tarzı olsun ya da boyu kısa olan bizim kendine rakip görmediği köpekler onun etini de ısırsa ona asla bir şey demiyor bak. Doğru, hatta yavruyken ondan kaçıyorlar, ondan çekiniyorlar. Büyüdüğü zaman onu öldürebilecekken ona karışmıyor bile. Kavga ederken bile dönüp onu tutmuyor. Şimdi ikisindeki bak hiçbir iki köpek ırkındaki mental yapı çok çok farklı. Şimdi evet, biz de diyoruz ki kangal köpeği sonradan özellikle pusat da sonradan oturacaktır. Oturacaktır. Ben sana bu işten artık bu iş prime döndü dememin sebebi şu. Bu köpeğin büyümesine müsaade etmek lazım. Bu arada da sen köpeği sürekli kötülersen sürekli polemik güzel oluyor tabii. İzlenmek. Ben o zaman derim ki kardeşim Oğuz burada köpeğin niyeti var. Yapmak istesen ileride videoda yaparım. Bunu canlı yayın yapıyorum. Yapıyorsun işte kardeşim. Yani daha ne olacak ki? Ama sen bak şimdi eğer madem öyle bir sorunun niyetin yoksa bırak. Bizim bahçemizde de bir sürü yaşlı ve genç köpek var. Belki senin sabrın yok. 3-4 tane köpeğin var ama. Yani köpeğe fazla yüklenmeyi bırakacaksın o zaman kardeşim. Bu köpekler abi, bu. Abi yüklenmek değil de. Ne var biliyor musun? Yüklenmek değil de. Şimdi sen bir kangal alır. Kendini bizim yerimize koy. Ben seni kaç defa bugüne kadar, şu son zamana kadar suçladım. Aha ilk defa bu videoda yüzüne karşı kızarak, suçlayarak bazı şeyler söylüyorum. Canımız hatta kesinlikle sustukça. Şimdi Ramazan günü bak demin Nihat Atıboğlu'na soru soranlardan örnek verdim. O kadar kötü niyetli alçak tipler var ki senin üzerinden bana bize saldırıyoruz. Anladın mı? Şimdi bir arkadaşımız sana senin istemediğin gibi yok vatan haini kangala işte sen falan dedi. Bunu demesi yanlış bu kere. Bu vatan haini falan başka bir şey ama bak buradaki kastettiği şey şuydu. Senin tabii derdin değil bu ama sen boğuş köpeği mantığında bir köpek istiyorsun ki bugün sana vurgun mu dayağı mı Türkiye'nin en iyi boğuş köpeğinin yavrusunu verelim. O da köpeklere büyüyene kadar çekinebilir. Ve çok da örnekle karşılaşıyoruz. Afyonlarab'ın işte ne bileyim birçok köpeğin Akın da çok iyi bilir. Her köpeğin yavrusu sert olmuyor öyle değil mi? Tabii, ama tabii, büyüdüğünde bakın şimdi şu var. Bakın çok korkak köpekler çıkar mı çıkar ama nasıldır onlar? Psikolojisi çok bozuktur o hayvanın. Şu anda evet, bana eşleşmek üzere bir köpek getirdiler. Köpekten de insandan da insanın olduğu yerde acayip kaçıyor. Ama bu psikolojik bir sorun. Bu pusatta ya da diğer köpeklerde böyle bir şey yok. Büyüyünce bu pusattan normal bir karaktere ulaşacak mı kardeşim? Ama bu arada travma geçirmezse. Biz de diyoruz ki köpeğin büyümesine müsaade et. Şunu da söyleyeyim mi sana? Köpeğin büyümesine müsaade et diyoruz. Bu kadar basit. Şunu da söyleyeyim. Bu presa mesela hani ezdi mezdi diyorlar ya.
inanır mısın bu presa bunun şu ana kadar bir kere ısırmadı biliyor musun? Bunu şimdiye kadar bağırtan tek köpek şudur. Hayalarına girdi bir kere. Presa'yla bu kavga eder gibi oldu. Bu geldi hayalarına girdi. Bu biraz bağırttı. Bundan da korkuyor gördüğün gibi. Ama aslında presa bunu hiç ezmedi biliyor musun? Genelde biraz küçük bir yapısı var. Hani ben açılacağına eminim. Hani böyle kalmayacağına ben de eminim. Ama yani ne bileyim öyle çok bir üstün bir özelliğini görmedim. Hani diyorum ya hani kangal deyince ben kendi kafamda çok misyon yüklemişim. Hani kangaldan büyük beklentiler içerisinde aldım. Yanlış anlama. Şampiyon işte bir dayağının yavrusundan beklenen beklentiyle almadım. Ama yani ne bileyim bir şeyler bekledik abi ya. Hiç de. Oğuz bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi. O zaman diyecektin ki Serbülent abi bana köpeklere karşı biraz sert. Bak çok beklenti olmayacak. Sert bir köpek gözlemle onu ver diyecektin bana. Ben de yavruları kimseye iki aylıkken göndermeyecektim. Dört aya kadar en az gözlemleyecektim. Öyle bir yavru seçip verecektim tamam mı? Gerekirse proje yapacaktık. Kimseye satmayacaktım hiçbir yavruyu. Tamam mı? Kimseye vermeyecektim. Böyle bakacaktık. Öyle olsaydı o zaman olurdu. Şimdi kalkmış aşağıda yorum yapıyor arkadaşlar. Birol da bu aynı yorumu yapıyor. Diyor ki arkadaş senden de hatalı köpek çıkabileceğini kabul et. Ya ben bu köpeğin hatalı olduğuna inanmıyorum. Bu köpekten beklentinin farklı olduğuna inanıyorum. Sadece. Evet. Şimdi bak abicim ben sana ne diyorum. Bak benim bahçemde şu anda sende problem yaratacak her köpeğin kalabalık bahçede terör yaratacak köpek var. Geçen gün kızanda bir dişi getirdiler. Pardon. Dişinin bahçesine ben götürdüm o köpeği. Bizim bahçede ben açık bırakıp gitmeye korkuyorum. Yarım saat sonra başına gidiyorum ki hırsını aldıktan sonra kimseye çökmesin diye. Bak ve kafeste tutuyorum. Zincirde de tutamıyorum köpeği. Ha böyle çok aşırı psikopat değil ama problem ben bu oğuzcanı biliyorum. Ne oldu biliyor musun? Bir bahçeye götürdük. Üç köpek bu köpeği araya aldı bir gün bizim bahçede. Çekiştirdiler. Elinden 6-7 dakika alamadım. Gık demedi. Ve nefesi kesildi. Ben onu çeke çeke ayırırken hala gideceğim diye yerleri kazıyordu. Aynı köpeğe kızandaki dişi köpek geldi. Yanından böyle diş attı tamam mı? Köpek ne yaptı biliyor musun? Mıyakladı böyle resmen. Hayatta ses vermeyecek köpek mıyakladı. Korkusundan mı yaptı? Hayır. Bir evindeki eşine ya da bir kız arkadaşı olan yani dişi köpeğe farklıdır köpek mesela. Köpek ya da ne zaman bu açılacak çok merak ediyorum. Efendim? En büyük merakım şu köpek ne zaman açılacak? Vallahi gerçekten ben sağlam bir köpek açılır sana adım gibi eminim ama artık inancım sana kalmadı. Çünkü sen farklı bekledikçe farkında olmadan köpeği strese sokuyorsun gibi bir şey düşünüyorum artık yani. Bugüne kadar aslında çok abi, beklemiyorum biliyor musun? Daha böyle benimle beraber yaşıyor. Sadece bir hareketini görmediğim zaman üzülüyorum ki köpek Türkçe de bilmiyor. Yani köpeğe niye böyle yaptın diye de kızmıyorum. Geçen mesela bak köpeği koşturuyoruz. Üç tanesi bu. İki presa. Bir tane sarı bir köpeğe saldırdılar. Adamın yanındaki köpek bak önden bu saldırdı ha. Önden de bu gitti. Ama adam köpeğin sahibi denk geldi. Adam sopayı kaldırdı. Köpek bunu altına alır almaz abi bir uzun hava çekti. Hatta videosunu yapmıştım atacaktım atmadım dedim lan. Biraz sert olacak. Videosunu yapmıştım adam. Direkt bağırdı ya hemen ama öyle bir bağırdı ki sanki kılıç saplamışlar. Ya ben bunun yani hiç dayanağının olmamasına en ufak bir şeyde bağırmasına biraz bunlar şey canımı sıkıyor yani. Bak Oğuz. Anladın mı abi? Oğuz bir şey göstereceğim. Çok dayanıklı. Bak şimdi buyur abi. Sana bir şey göstereceğim. Şu videoyu bir izler misiniz? Bak. 5 aylık köpek. Bak şimdi. Bak gelişe bak. Avcı gibi bak geliyor. Hiç tanımadığı Eke 3 yaşında bir köpeğin yanına gelişe bak. Bak hareketleri görüyor musun vücut dilini? Bak ne kadar rahat. Bak hayvan birazcık zorlayınca bak yüzüne doğru bak baskısını koyuyor. Gördün mü? Bak. Şimdi bak. Bu köpeğin kardeşi aynı Batın kardeşi aynı şekilde yabancı bir köpek geldiğinde ürküp teslim oluyor. Bak şimdi bu şu demek mi? O köpek iyi öbürü kötü. Bir kere burada izleyici arkadaşların bunu anlaması lazım. Her Batın'da bir elin beş parmağı farklı. Farklı karakter çıkabilir. Hayvan onu aklına, zaten sen de bunu
bence anlamışsın Oğuz. Yani şu anlamda anlamışsın. Hı-hı. Bu köpeğin açılacağını görüyorsun. Bir kere sana başka bir şey söyleyeyim. Hiçbir kangal köpeği kolay kolay, yani doğru yerde büyüyen, doğru hızda büyüyen, psikolojik olarak doğru hızda, şu videodaki gibi Jack Russell'larla oynamaz. Bak 18 aylık bir kangal, ya bu hayvan var ya resmen 6-7 aylık köpek gibi oyunu oynuyor. Bak. Abi sokak köpeklerinde de aynı oyunu oynuyordu. Arkasından sokak köpeğinin kuyruğunu indirdi. Şimdi bunlar, bak bunlar köpeklerin arasındaki iletişim, etkileşim, bu bir zaman süreci. Eminim bu köpek, bak ben adım gibi eminim, biraz iddialı olacak, çok iddialı olmak istemiyorum ama sana güveniyorum, köpeği sevdiğine inandığım için. Bu köpek var ya, aslan gibi bir köpek olacak. Başka bir şey söylemiyorum. İnşallah abi. Bak, İnşallah. Vallahi oturup videosunu yapmazsam şerefsizim. Hani ya, ben bunu yanlış anlamışım diye yapmazsam. Sen yanlış anlamıyorsun. Amacımız, bir dakika, amacımız üzüm yemek abi. Bağcıyla bir problemimiz yok çok şükür. Bir dakika dur. Bağcıyı seviyorum. Bak Oğuz, senin burada köpekle ilgili yaptığın yorumları ben hiçbir tanesini negatif görmüyorum. Sadece doz biraz artıyor. Hayvana haksızlık açısından söylüyorum. Hayvana şans ver. Bu hayvan gelişecek eke köpek olduğunda zaten, yani sana gösterecek, bak 18 aylık köpek böyle oyun oynamaz. Yapmaz bunu. Geç gelişmiş. Yani baskıda kalmış. İster istemez baskıda, baskı altında hayvan yavaş gelişiyor. Psikolojisi yavaş gelişiyor. Zaman ver bak. Şu oyunu oynamaz bak. Vücut dili. İstediğiniz köpek psikolojisi araştırmasını yapın. Bir köpek, küçük bir, yani sürü köpeği, küçük bir terier grubu köpekle bu iletişime girmez. Bak çok iddialı bir laf. Ama araştırırsanız görürsünüz. Bu nettir. Bu kadar uzun süre böyle bir oyun oynamak 6-7 aylık yavrunun işidir. Ve hayvan 6-7 aylıkken o kuyruk indirmeleri ve 6-7 aylıkken o ürkmeleri, o sesleri yapar. 8-10 aylık olduğunda ha 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 cevap vermeye başlar. 1 yaşından sonra tutmaya başlar. Bunu sürü koruma köpekleri için söylüyorum. Dövüş köpeği için değil. Dövüş köpeği daha farklı tepki verir. Ama bu köpek gördüğüm, bana göre 6-7 aylık, yani 7 aylık bile yok. Daha o ergenliğe bile geçmemiş. Yani teenager dediğimiz evreye bile gelmemiş henüz psikolojisi. Ve bu senin için bir handikap olmuş. İster istemez. Çünkü hayvandan beklentilerim var ve az önce çok güzel bir şey söyledin. Biz toplum olarak şu hatayı yapıyoruz. Kangal köpeğine, hele soylu bir yerden geliyorsa, ona acayip bir misyon yüklüyoruz. Yani 1,5 yaşına gelince 5 kurt boğacak, 3 tane domuz yıkacak. Hani bunu Oğuz için söylemiyorum. Genel algı. Hayvan her şeyi yapacak. Yani, aynen. Ama çocuk daha bu. Bak ben sana, bana az buçuk itimadın varsa ben sana net söylüyorum. Bu köpek daha çocuk. Ya şuna bak. Jack Russell çıkmış üstüne. Ya tepki yok. Bebek bu. Bak bu köpek bebek. Ben sana söyleyeyim. Ben olsam bu köpeğe şans veririm. İnşallah abi. Valla çok öyle olsun istiyorum. Yani inşallah kardeşim, şöyle iki yaşında falan. Kalbini, bak, kalbini ferah tut. Bu köpek senin gönlündeki karaktere gelecektir. Allah senin gönlüne göre verecek. Bak mübarek Ramazan akşamı. Bu hayvan senin gönlüne Amin. Göre olacak. Sen Amin. Emek veriyorsun. Amin bak, abi inşallah. Bak bu köpek, sen ona emek veriyorsun ya, o sana karşılığını verir. Ben bunu defalarca yaşadım. Ama öyle ama böyle. Kesin sana karşılığını verecek. Verdiğin emeği Allah istersen bir yaşında versin. Beklerim. Sıkıntı yok. İnşallah evet. Öyle yani. Çok bir şey de beklemiyoruz ya abi gerçi. Yani senin, az senin çok. Dediklerini yani, bak. Bak senin dediklerini yapacak. Senin istediğin dengeli köpek var ya. Bu köpek dengeli, o köpek olacak. Ben sana söyleyeyim. Bakın mesela hani şöyle bir şey de var gerçeği. Benim mesela dogom evet çok saldırgandı ama. Dogom yaşıyor olsaydı muhtemelen elimden alırdılar. Çünkü köpeği her gören ulan sen bu köpeği dövüştürüyor mu diyordu. Çünkü bir hafta 7 günse 7 gün 2 günü kesin kavgası vardı. Gider bulurdu. Yani kesin. Bir atıyorum 500 metre ileride bir köpek mi avladı? Gider oraya boğuşur, kendini yaralatır. İşte kadana madana işte suratını kestirirdi, gelirdi. Ben o kadar kavgacı da istemiyorum zaten. Evet evet evet. Sadece değil mi ya? Sen bir köpek sen doğru kangal karakterini istiyorsun. Ki. Bak sen doğru kangal karakterini yapma istiyorsun. Ya şimdi ha, burada bir bak. Şurada bir yorum var. Bir saniye bir İyi tarafını da anlatayım. Arkadaş demiş ki işte beklentiye sokuyorsun, ya olmazsa ne olacak? Arkadaşım bu bir canlı. Buna emek verilmiş. Bu adam bu köpeği seviyor. Soyu belli, sopu belli. Emek verirsen %90 olacak. Ya. Neye konuşuyorsunuz ya, yani? Saçma sapan. Ya bir şey söyleyeceğim bak şimdi.
Benim bak ben şimdi şunu anlatamıyoruz arkadaşlara. Benim bahçemde Oğuz'un istediği karakterde şimdi biraz önceki verdiğim Anadolu Çoban Köpeği örneğini vermeyeceğim. Bizimki yine kendi üretimimiz. Anneleri, babaları, dedeleri de kendi üretimimiz olan çok sert köpekler var. Ama ben onları sevmiyorum. Benim için problemli köpekler. Standart Kangal karakterinden biraz daha fazla sertler. İşte Muhafız'la Dogo videosunda olan yanındaki dişi Muhafız'ın yeğeni olur. O da Muhafız'ın kız kardeşinden çıkmadır. Abi köpek 1 yaşında, onlar hatta 4 aylıkken birbirine kenetlendiği zaman herhangi bir boğuş köpeği gibi ya da pitbull gibi ayrılmayana kadar boğuşuyorlardı ya. Abi manyaklar, ben 3'ünü ayırmak zorunda kaldım. Dişiyi vermek zorunda kaldım. Yine başka bir arkadaşımıza Pusat'ın bir sonraki batın bir kardeşini dedim ki aman al kardeşim, bütün kardeşlerini dişiydi, boğuyor bu köpek. Bizim diğer köpeklerin özgüvenini törpülüyor. Vermek zorunda kaldım. Ama Pusat benim aradığım köpek. Yoka boka saldırmayan, benim bahçede olsa mesela asla ona baskı yapmam. Kendi karakteri ne zaman açılırsa o zaman ben onunla yaparım. Mesela biz İstanbul'da sevdiğim tarafı da var. Sevdiğim tarafı da var. Akıllı adamcı. Onu söyleyeyim. Çok akıllı bir adamcı. Sen şimdi bazı kelimelerde bak şimdi yanlış da anlaşıyorsun farkında olmadan. Mesela ilk kelimede diyorsun ki köpek iyi değil. Ondan sonra diyorsun ki durun ben size iyi taraflarını da anlatayım. Bak şimdi köpeğin kötü tarafları vardır. İyi tarafları vardır. Benim ve seyircilerin tepkimizi almamıza neden olan şey, sen sinirliyken konuştuğunda bazen maksadını aşan, aslında kastetmediğin kelimeyi kullanıyorsun. Ve bu baskı bir senenin üzerinde sürekli Pusat'ın üzerinde olunca bu akşamki feveranım ortaya çıktı. Geçen gün benim videomun altına bir tane beyinsiz camiadan çık özür dile yazmış. Sırf senin söylemlerinden dolayı. Neymiş, ben hatalı köpek satmışım. Ben de ona cevaben bir video yaptım ama namus ettim. Bak şimdi videoyu yayınlayamıyorum. Sen demedin de ya bu namussuz çete var bir tane. Bunlar alçak bir çete. Bunların ilk başta da sık sık Birol Bey'in canlı yayınlarına katılıyorlar sık sık o arkadaşlar. Yani abi bir şey söyleyeyim mi ama? Dur söyleme. Bu çete, bak şimdi bu çetenin namuslu adamları bekle o çetenin birebir kendileri fake hesaplardan bize o kadar ağza alınmayacak laflar ediyorlar ki burada şimdi söyleyemeyeceğim. Küfür edenler, tahrik edenler sırf yani yakın olalım, birbirimizi kıralım geçirelim diye. Adamı zaten yakalasan onun telefonunu ver diyorum. Adres ver, geleyim neredeyse. KHP çocuğu. Neler söylüyor? Hayır, yok bir söyleyeyim. Benimle bak şöyle bir durum var. Şimdi bir adamla kavga ettiğin zaman veya bir grupla, bir kişiyle neyse artık. Bir adamla kavga ettiğin zaman atıyorum ben adama yumruğu vurduğumda yumruk yeme ihtimalim de var. Yani vurdursan yeme yiyeceksin de, yani yapacak bir şey yok. Sen bir kavga başlattın. Karşı adamlara 2-3 tane video çektin. Pembe panterler, pembişler falan videolar çektin. E abi karşılığı olacak bunun. Abi olacak da senin gibi kangalın sertini isteyen bir arkadaşa verip de biz standart olması gereken. Bak şimdi bende olsa o köpek ben onu hiç dert etmem. Şimdi ne diyorum sana, benim bahçemdeki güvendiğim bir köpek, gidiyorum. Dişi köpek yandan diş atıyor köpeğin şurasına. Köpek miyakladı mesela. O köpeğe meydanda bağıracak köpek varsa ben istenen parayı veririm. Bak erkek köpek olarak diyorum. Şimdi yani köpeğin ne olduğunu biliyoruz. Benim elimde çok köpek geldi geçti. Binlerce köpekle uğraştık. Yüzlerce köpek ürettik. Şimdi bu köpekte hatalı bir üretim yok. Benim özür dileyebilmem için camiadan mesela falancaya işte sana anasını babasını bu deyip başka bir yerden başka bir köpeğin yavrusunu almam lazım. Köpeğin malaklı kırması çıkması lazım. Filan gibi durumlar olması lazım. Ya da o köpeğin her soyunun hatalı olması lazım. Yapıyorsunuz sporu Serbrant abi. Şimdi böyle bir şey yok. Yok, onda ben zaten sana güvendiğim için senden gidiyorum. Bak şimdi. Benim şimdi işin safkanlığı falan zaten sana inandığım için aldım abi. Serbrant abi. Buyurun Birol Bey. Şu gözlükleri çıkartıp yalnız ölüler görür desene bir ya. Abi gözlükleri çıkartayım da aşağıdaki yazıları okuyor muyum bu sefer? Ya da... gözlüğü çıkartırsın. Ama pala repliği yapmanın yalnız... Gözler böyle şey oluyormuş. Böyle fırın dönüyormuş şimdi benim. Şaşı bir şekilde. Abi ben dondum da eve gidiyorum. Kendinize iyi bakın, ben sizi yandan izleyeceğim.
Tamam, hayırlı akşamlar dilerim. Hepinize saygılar. Görüşürüz abi. Yanlış anlaşılma olmasın. Kimseyle bir kişide sorunum yok ha. Seviyorum sizleri. Görüşürüz abi. Hayırlı akşamlar. Sen dinlemeye devam et. Ben senin sorununa cevap vereyim. Şimdi şöyle bir şey olur. Bir mesela piyasada beğenen milyar dolandırıcılar var, tamam mı? Bu arkadaşlar sen, benken sen demeden, dur bir dakika bir şey... Senin canlı yayın arkadaşlara taş atmıyorum şimdi. Başka dolandırıcılardan bahsediyorum. Bu yok, dolandırıcılar ama, kalkıp da... Ama 50 dakikadan beri konuşuyorum. Bize sürekli Erol Büyükburç muamelesi yapıyorsun Serbülent abi. Böyle olmaz ki. Ben Erol Büyükburç'um. Şimdi bir dakika bak. Mikrofonu şu son lafımı kapatayım. Abi. Son lafımı söyleyeyim. Şimdi mesela şu var. Tamam abi. Her şeyini hatalı yapan bir adamdır ama evet, sen utanmadan millete laf atıyorsundur, eyvallah. Ama bugün Kangal'dan o demin alt çizgi üst çizgi akından öğrenen canlı yayındaki adamlar aklına bile akşam kesiyor. Kinolojik anlamda ki bize de Kangal'ın tipini bizden öğrenen adamlar bugün kalkıp da bizim kendi köpeklerimize bile Kangal 10 numara Kangal köpeği bile kırma diyen ekip var. Bu arkadaşların yaptığı şey karşılık değil, bu namussuzluk. Bir adama ne yaparsın? Oğuz Özkan'a mesela biz köpeklerimizin altından ne bileyim pusatın bir tarafı hatalı da çıkabilir. Yani ne bileyim ayağı sakat çıkabilir. Kuyruğunu hiç kırmaz. Gözleri pembe olur mesela tavşan gibi. Ne, ya olur yani, her şey olabilir. Olur, kardeşlerin yoktur, bunda olur. Bunda bir hata yaparsın, olabilir. Ama genel Kangal tipine ve genel Kangal karakterine göre sıkıntı olmayan bir köpek kalkıp da acımasız geliştirmek de olmamalı. Allah Allah, güzel. Tabii ki de. Bir de az önce şöyle bir şey dedin. Dedin ki hatalı köpek ürettiğini kabul et dedi Birol dedim. Ben öyle bir şey demedim. Ben şunu söyledim. Bu işin bütün faturası tek başına Oğuz'a mı kesilmeli dedim. Abi yani kesmiyoruz köpek... ki zaten. Tek başına Oğuz'a kesen var mı ki? Tamam. Bu, ben ya bizim aramızda. Abi. Yoksa ben hatalı köpek ürettim. Ya Birol senle biz İstanbul'da bu arkadaşlarla oturduk. Senin 100 bin aboneni kutladığımız gün. Evet, sana pas diyorsun. Bunu yayınladım. Işte. Senle yine bir saatlik benim katıldığım bir canlı yayın vardı. Yani toplamda 3 saat. Orada Oğuz'u bugün suçladığım gibi suçladın mı? Hayır. Yine suçladın canım. %75 diyelim. Ne? %75. %25 kendine de çuvaldızı batırdın iğneyi. Abi bir dakika bak şimdi. Şu bir gerçek ama ben böyle olduğuna inanmıyorum. Bizim köpeklerimiz içinde bir tane çıkabilir ya. Şimdi mesela bunun annesi bak anlattım Oğuz'a köpeği almadan aldıktan sonra. Aslında Serbülent abi sen var ya şu cümleyi kursan bak haklısın söylemlerinde de desen ki. Abi söylüyorum bunu. Ya benim köpeklerimin hepsi aynı şeyde olmak durumunda değil, bu olabilir. Oğuz'a da bu denk geldi. Oğuz da daha sertini istiyordu. Şansına bizimkisi biraz daha geç açılan bir köpek geldi. Sen bütün mevzu bitecek aslında. Abi zaten geç açılacak diyorum. Ben hiçbir zaman Oğuz'a demedim ki bu köpek bak göreceksin. Şimdi bazı arkadaşlar var. Diyor ki mesela Malatya'da gözleri %95 görme kaybı olan bir arkadaşımız vardı. Kurdu görünce ahıra kaçtığını söylüyordu mesela. Ve de sokak köpeklerinden korktuğunu söylüyordu. Şimdi yorumların altında diyorlar ki vay işte Malatya'da köpeklerden korkunca kurttan kaçınca onu eleştirdiniz diyordu. Senin Oğuz'a verdiğin pusat böyle olunca niye böyle diyorsun? Ulan ben demedim ki Oğuz'a bir yaşına gelince bu kurt boğaz. Bu bir yaşına gelince aslanı kaplanı her şeye saldırır. Böyle bir şey demedim. Ben bak videonun başında dedim size. Bugüne kadar bütün Kangal videolarımda bu pusat meselesi varken ya da yokken. Yani yokken aslında. Kangal'ın genel olarak nasıl uyumlu bir köpek olduğunu ve her önüne gelenle yoka boka saldırmaması gereken bir köpek olduğunu bahsettim mi, bahsetmedim mi? Tabii canım, bahsettim. Her zaman bu karakteri anlatıyorum zaten ve ben de boğuş köpekli karakterinde köpek de varken bunları anlatıyorum. Yani artı çok sert köpekler de çıkıyor bende. Bakın istemediğimiz ama onlar standart dışı diyorum ve tavsiye etmiyorum. O ne sadece ve sadece sürü de mesela başını kurtlarla alamayan ne bileyim domuzun ayının çok olduğu bir yerde gitsin kamikaze kardeşim. O köpekleri onlara verme taraftarıyım. Ya da Oğuz Özkan'ın zamanında işte benden aynı şekilde abi meydana çıkaracağım bu köpeği. Bu köpekleri karşı köpeklerle boğuşturacağım diyen bir hiç kimseye vermedim. Bu kadar basit. Ha şu var. Bak dedim ki annesi mesela bunun kirpi. Kardeş, geçen gün de hatırlayacaktım. Video da orada duruyor. Kanalımda da yayınladım. Hiç kimseyle kuyruk altta gezer, köpeklerden kaçar, dövüşmemek için ne zaman ki onu dövmeye başladılar, o zaman köpekleri elinden alamazsın. Bu pitbull da dahil, diğer kendinden büyük çoban köpekleri de dahil. Annesi mesela çekingen bir karakter, belki bu saat ona çekmiştir bir parçası. Bak, olabilir. Ya ben bir ama adam, bu
futbolda da gördüm. Defalarca kez ağlayan, defalarca kez altına çiş yapıp sonra şampiyon olan köpekler gördüm. Allah için gördüm yani şimdi. Kanka çoban köpeklerinde de var bu. Ha Oğuz'a ben şeyi unuttum ya. Şu bir Tosa muhabbetinden bahsediyor. Oğuz yayına Tosalarla ilgili ya Serbülent abi Kangallar bak ben seyretmedim videoyu. Bana yazı yazıyorlar. Ne olduğunu da bilmiyorum tam. Ya Serbülent abiye kalsa Tosalara da boğuyor Kangallar demiş. Öyle bir şey olacağına inanmıyorum mu demiş. Ne demiş bir şey demiş. Onu da bir sorsa cevap versek. Ulan, bu işlerin hepsi oldu. Akın abi bilir. Ben de bilirim o eski Güney Kore Çin dönemlerine. E tamam işte Akın'ın kendi köpekleri gitti orada. Hem de boş değil Tosaları boğdu orada. Öyle değil mi Akın? Bizim burada şey biliyorsun Samsun'un Ali'yi biliyorsun Akın. Baba George'un oğlu var. Bozi İki Duman dönemleri değil mi? Efendim? Duman'la Bozi'nin gittiği dönemler. Evet onlar. Yine aynı dönem ya da aynı dönemin sonrasında Samsun'da Ali diye bir arkadaşımız var. Seyrediyorsa selam olsun. Yani köpek camiasında o civarı herkes tanır. Bu arkadaş Tosa getirttirdi. İki tane bende de maçları var. Full maç hem de. Böyle Akın'ınki bir 5 dakikalık görüntü değil. Tosaları nasıl köpeklik yaptırmıyor? Bak benim kendi köpeğimin. Anlattım ben bunu. Bizim balcı bir abiye verdim köpeğimi. Benim çok yakınım bir arkadaşım. Elif şey düşer. Bardak düşer. Game pitleri yarım saat boyunca döven ve maçı da galip getiren bir orta sıkıntı Tosa'yı benim köpeğimin önünde 3 dakikada 4 dakikada kaçtığı maç var ya. Yani şimdi bu Tosa'lar çok iyi üst düzey köpekler. Tamam bazılarını belki yenemezsin ama bizim kangallarımız ya da çoban köpeklerimiz bunlara karşı başarısız değil yani. Tabii ki de. Hayır bana göre 70 kilonun üzerinde gerçi bunu yayında konuşmak ne derece doğru bilmiyorum da 70 kilonun üzerinde Dağıstan Volkodavlar ve Türk çoban köpekleri diğer bütün ırklara karşı dünya arenasında üstünlük sağlamıştır. Tescilli bu yani. Kesinlikle öyle. Ya aslında bizim Kafkasya'da köpekler de Türk köpeğidir. Onları birbirimizden ayırmamak lazım. Aynı ortak kavimleriz. Ortak kan bağımız olan kavimlerdir. Bunlar yıllarca Kafkasya halkı, Ruslar bunları gelip de soykırıma uğratmadan, püskürtmeden önce eskiden Kırım Tatar Hanlığı diye ve sadece bugünkü Kırım'la şey değildi, sınırları dahil değildi. Romanya'dan tut, bugünkü Romanya'dan Kafkaslardan ta Gürcistan dahil bütün Kafkasları içeren bir Kırım Hanlığı vardı. Yıllarca Kırım Hanlığı Sovyet Rusya'nın eski çarlarını Moskova'ya kadar kovaladı ve onları haraca bağladı. Yıllarca 1700'lü yılların, 1800'lü yılların ya da 1700'lü yılların yıllara kadar değil. Oraları hep Türk hakimiyetindeydi. Oralar da bizim, o köpekler de bizim köpeğimiz. Bugün Volkodov, Molkodov diyoruz. Rus ismi koyuyoruz. Onlar da bizim köpeğimiz. Alabaylar, Türkmen, Alabaylar da bizim köpeğimiz. Buradaki hepsi ortak ata, ortak hissiyata sahip köpeklerdir. Bir tanesi biraz hantaldır, bir tanesi biraz atletiktir. Sadece bu fark vardır. Şöyle, Balkanlardan Çin Seddi'ne kadar, Moğolistan'a dahil olmak üzere bu coğrafyanın tamamında Türkçe konuşarak gidersiniz ve bu coğrafyanın tamamındaki köpekler ve insanlar aslı birbiriyle akrabadır. Evet. Ekolojik şartlar ve insanların seçilimleri yine günümüzdeki köpekler ortaya çıkmıştır. Bu kadar basit. Yani abicim, Akıncım şöyle mesela insan eliyle köpekler, bu çoban köpekler daha sert, daha dövüşür hale geliyor. Normalde ya da savaş ortamındaki fazla sürü hasımların ya da ortamın derebeyliğin çok olduğu yıllarda daha sert ve dövüşen köpekler isteniyordu. Ama ne zamanlar devletler anlamında daha düzenli yerleşik bir hayata geçildi. Köy şartlarında insanlar birbirlerine kavga etmemesi açısından sadece hayvana karşı ve hırsıza karşı başka köpeklerle sürekli kavga etmeyen köpekler üretme yoluna gittiler. Ve çoban köpeklerin mantığı budur. Teke tek durduk yere kavga etmemek. Yani bu çoban köpeğinin mantığıdır. Yoksa anlaşmazlıklar oluyor. Yoksa insanlar birbirini vuruyor. Öyle değil mi? Baymana'da çoban köpekleri yüzünden 12 yıl cezaevi yatan bir abimiz var. Şimdi mevzuyu buradan anlatmayayım. Olmaz. Sadece köpekleri başka bir adam market kasası. 20 tane koyun alıyor. 20 tane koyundan birlikte köpeği de yok. Böyle hobi çobancılığı yapacak. Diğer büyük sürüye denk geliyor. Köpekler adamı komaya sokuyorlar. Haymana'da. Evet. Abi şimdi çok aşırı adamcı köpek de sevilmez. Çok aşırı boğuşan köpek de sevilmez. Ama ancak şimdi gederjanileri incelemeye başladım.
ekstrem sert köpekler ve kesinlikle bence bu haymana karalarından bağlantıları var. Gedercanlarla haymana karalarının, ya da şöyle söyleyeyim sana, ben de birkaç videomda söylemiştim bunu, çünkü gedercanlar çok benzerler ve eski sertlik bakımından da benzerler. Aslında şöyle de bir şey var, tabii konudan konuya atladık ama güzel, zaten herkes konumuz sadece pusat değil. Şimdi bu bizim Jao dediğimiz Orta Asya çoban köpeklerine, bizim Türk köpekleri birleştiği zaman genelde alalık yerde siyahlık atıyor. Ne hikmetse. Bu köpekler eskiden bir Jao'yla ya da ne bileyim Gedercan gibi Orta Asya'dan gelen diğer köpeklerle eşleşip orada sertliğinden ve canavara karşı olan başarısından dolayı, sürü başarısından dolayı tercih edilmiş olabilirler. Bence şey var. Akın abi de onu belki bilirsen. Gerçi senin de tarih bilgini ya abi. Bu Urfa'daki şey var. Kürt aşiretleri var. Haymana'ya göç eden. Ve evet. Bunların şeyden de Mezopotamya üzerinden İran'dan da bağları var. İran Kürtleriyle de bağlantılara. Kendi oradan da geldiler. Tabii. Bunlar yani aslında araştırılması lazım genetik olarak. Şöyle, şeyde de var mesela bu siyah köpeklerden. İran Nahçıvan sınırı arasındaki hatta da görebiliyorsun bu siyah ayakları benekli köpeklerden. İran'daki siyah köpeklerin atası Horasani'dir. Aklınızda olsun. Bizdeki haymana karasının kemiklisidir. Yani kısaca tarif edeyim. Daha kaslı ve daha kemiklisidir. Gedercani'nin atası da odur. Gedercani'nin bulunduğu bölge daha dağlıktır. Ve uzun tüylüleri seçilerek, adamcı ve uzun tüyleri seçilerek elde edilmiş köpekler. Ama işin bir de ilginç yanı var abi. Orijinali İran'ın öbür tarafındaki, yani Orta Asya'nın merkezine yakın tarafındaki Horasanilerin siyah olan kan hattından seçilerek elde edilmiş köpekler. Çünkü Gedercani'nin bulunduğu bölgenin yani 500 kilometre yakınında bile benzer bir fenotip yok. Bak benzer yani Malaklı'yla Kangal'ın, Malaklı'yla Boz'un üçgenine baktığın zaman araları 700'er 800'er kilometre. Merkezlerine hani Sivas, Urfa ve Aksaray olarak baktığında, ama Gedercani'nin yakınında böyle bir şey yok. Bu da tarihçilerin şunu söylemesine sebep oluyor. Bu köpekler belli bir noktadan belli bir noktaya göçenlerle taşındı ve orada buna göre ıslah edildiler. Çünkü hiçbir çoban köpeği doğal şartlarda Gedercani kadar sert olmaz. İnsanoğlu onu o hale getirdi. İnsan eli değerek ve tüy yapısı da bulunduğu iklime ayak uydu. Net. Bunun yani son noktası bu. Çünkü çoban köpeğinde, daha doğrusu sürü koruma köpeğinde o kadar uzun tüy ve o kadar sertlik aranmıyor normalde. Ama haymana karası bu bizim ülkemizde muhakkak ki tüm ırkların olduğu gibi Kangal'la etkileşime girmiştir. Anadolu'daki yerel diğer köpeklerle etkileşime girmiştir. Seçilim yoluyla da son 50 senede sabitlenmiştir ve bunlara merkez fenotipi de az önce bahsettiğim Irak üzerinden, özellikle Mezopotamya Irak'tan gelen aşiretlerin getirdiği kara köpekler ve o kara köpeklere de kara kılçık denirdi. Eskiler öyle tarif ediyor. Kara kılçık. Yani aşilin bir tık koyusu, merkezli bir tip var. O tip Orta Anadolu'ya geldikten sonra yaygınlaşıyor ve haymana karası tipi sabitleniyor. Var olan tip sabitleniyor. Tıpkı Boz'da Berivan ve İmparator Boz merkezli kullandığımız gibi. Aynısı Kangal'da. Kangal'ın belli bir fenotipi var. Yani şey gibi düşünelim. Kuş kayalı palak. Nasıl herkesin hayran olduğu. O tam ağız yapısı, alt dudakları gergin, gözler, ifade, ezgin bakış, kahverengi koyu renkli gözler. O köpeğin tipine baktığında da çok açık renkli Zorro gibi değil. Ya da gri, panter çakmaları gibi de değil. Orijinal panterin rengi farklıdır. Yani bir renk videosu yaptığımda anlatacağım. Orijinal panterin, eski panterleri ben canlı gördüm. Onların renk donları ve orijinal, bak orijinal renkleri farklıydı. Sonradan seçilimler yoluyla, hatalı eşleşmelerle bu köpekler başkalaştırıldı. Aynı şekilde işte başkalaşma sonucunda yeni ırk çıkıyor ortaya. Bugün bir tane akıllı bir adam çıksa, panterlerin o uzun vücutlu, dal kuyruklu, at ağızlı, uzun boyunlu, kısa tüylü, koyu renkli olanlarını alıp ıslah etse yepyeni bir ırk çıkartır ortaya ve tescil edilir. Bunu bilim buna izin veriyor yani. İstediği kadar kökü Kangal olsun. Başkalaştıktan sonra yepyeni bir ırka gider. Kangal'dan uzaklaşmak veya
Horasani'den uzaklaşan Gedercani gibi düşün. Gedercani Horasani'den uzaklaşan insanların seçerek, ama bunu şöyle algılamayın, son 20 yılda 30 yılda yapılan bir şey değil bu. Bu çok eski zamanda göçlere bakmak lazım. Şimdi bilgisayarı açmam lazım. O bölgeden o bölgeye göçenler var. Tıpkı konuyu şöyle bağlayacağım. Mezopotamya'dan Orta Anadolu'ya gelen, örnek veriyorum, hepiniz tanıyorsunuz. Koçhisar'da Nuh Bayazıt diye bir kardeşimiz var. Nuh Bayazıt'ın ailesi Bayazıt ailesidir. Bayazıt ailesi Urfa'dan Orta Anadolu'ya göçmüştür. 650-700 yıl önce ve yanlarında da hayvan, yani evcil hayvan, kedi, köpek, at, eşek, her şeylerini getirmişlerdir. Bu Osmanlı kayıtlarında var. Yani göçle bir bölgeye 20-30 köpek geliyor ve bu hayvanlar güçlü, kuvvetli köpekler ve taze kan bütün bölgeyi sübvanse ediyorlar. Bütün bölgeyi baskılıyorlar ve fenotip sabitlenmesi sağlıyor. Bu sadece bir tanesi. Bunun gibi bildiğimiz, yani kayıtlarda bildiğimiz 20 tane göç dalgası var. Bu hayvanların Orta Anadolu'da çoğalmasının bir sebebi de bu. Çünkü 1000 yıl geriye gittiğinizde Orta Anadolu'da kalıt bir şey bulamıyorsunuz. Yani tarihsel anlamda bir şey yok. Ama geri gittiğiniz zaman Mezopotamya'da bunu bulabiliyorsunuz. Ve Mezopotamya'dan Orta Anadolu'ya göç var. Tıpkı Kangal'ın Sivas'a gelmesi gibi. Nasıl geldiler? Orta Asya'dan, İran üzerinden, Güney Anadolu'dan Sivas'a gelip yerleştik. Yani o 1071 savaştan sonra Anadolu'ya girdik Sultan Alparslan'la ve bizim kollarımızdan bir tanesi, kısaca anlatıyorum, Sivas'a yerleşti. Ve o bölgeye o köpek ayak uydurdu. Ve efsane oldu. Günümüzde işte 1000 yıl sonra bile bugün Kangal diye anlatılan köpek. Her hayvanın bir geçmişi var. Geldiği bir nokta var. Ama şu da bir gerçek ki hiçbir köpek günümüzdeki şekliyle gökten zembille inmedi aşağıya. Her köpek bulunduğu ortama beslenme şartlarıyla, ama Kangal'ın burada, Kangal tipli köpeklerin olayı şu: ta Orta Asya'ya, yani 5000 yıl geriye gittiğinizde koyunun evcilleştiği dönemde, bakın Orta Anadolu şeyde, Hatay'la Gaziantep arasında koyun ilk evcilleşmiştir. Aynı süreçte de Türk kaynaklarına göre Orta Asya'da da bu var. O bölgede evcilleşiyor ve ortaya çoban köpeği çıkıyor. Ve birimiz biz çoban köpeği kullanıyoruz. Nasıl abi? Birimiz de ortamda arkadan çok ses geliyor. Çok bir güzel. De senin bu söylediğinle ilgili Akın, aşağıda şimdi Birol'a bir soru yöneltmiş bir arkadaş. Abi her canlı yayında diyorsun ki yurt dışına gönderdiğin Malaklı'nın DNA testini paylaşacaktın, içinde mastiflik yoktu denen, paylaşmadım diyor. Ben paylaştım. Bizim Akın Başkan'la videomuz var, Akın'ın bahçesine çektiğim. Evet. Orada o köpeği konuştuk. Akın artık ismi neydi onun, Malaklı'ları anlattığımız bir video vardı. Onu bana Instagram'dan kim atarsa arkadaşa atarım. Resimlerde bizde bir var. Bu konuyu da anlattık. Malakların bariz mastifvari bir köpeğin içinde Malaklı geni, mastif geni çıkmamıştı değil mi? Evet. Şimdi geçen Birol, gün bir arkadaş buna bağlanmış. Soyunu sopunu Birol biliyor. Birol'un ürettiği bir köpeğin yavrusu Amerika'ya kanı gidiyor. İçerisinde kesin mastif çıkacak, bilmem. Hepimiz bekliyoruz ne olacak. Al işte çıktı. Evet. %100 bu toprakların köpeği. Mastif bu toprakların köpeği değil ki, yani İngiliz'in mastifi, Avrupalı'nın mastifi. Sebep şu: ortak atadan geldikleri için bu topraklarda, hani 30 yıl önce Malaklı yoktu, 30 yıl önce Boz yoktu diyoruz ya, doğru, azalmıştı. O yüzden gözümüze gelmiyordu. Kaldı ki biz savaş atlattık, ekonomik kriz atlattık, bu dev köpekler kayboldu ama Tahir abi gibi insanlar, örnek veriyorum. Atsaraylı Tahir abi dayanamadı, çaktı bir şeyler arada. Tahir Emre gibi insanlar köpekleri seçip alıp Türkiye'nin 7 memleketinden Aksaray'a Tahir abi köpek getirdi. Denizli olsun, Erzurum olsun, Urfa olsun, her yerden köpek getirdi. Getirdiği köpeklere iyi baktı. Seleksiyon yaptı bu insanlar. Büyüğünü seçe seçe eski genetik köpekler, o iri kaslı köpekler tekrardan ortaya çıktı. Şunu unutmayın arkadaşlar, DNA da değişkendir. Köpeğin DNA'sında bu var, bu yok. Bunlar da değişebiliyor. Beslenme ve 8-10 jenerasyon benzer tarzda üretim yapıldığında hayvanın gen haritası da değişebiliyor. Bunu bugün genetikçiler kabul ediyor artık. Abi ne hatta anlamda değişiyor? Ne hatta anlamda değişiyor? Başka bir şey daha söyleyeyim. DNA'nın fenotipe yansıması anlamında mı? Yoksa DNA dizilimi? Aynı dizilim. Ana dizilim bile değişiyor abi. Bu artık kesinleşti. Bunu kabul ettiler. Ne oluyor mesela yani? İyi besleyince... Abi şöyle...
Şimdi 1000 tane zincir düşün. 3 bir tanesi değiştiğinde ne oluyor? Chihuahua dano alıyor. Değişebiliyor bir evet. tane de. O bir tanenin yeri sadece beslenme ve seçilimle. Şöyle örnek vereceğim. Bugün kangaldan sadece kangal düşün. Kangalları birbiriyle eşleştirerek en dudaklı, en kısa tüylüleri yüksek proteinle besleyerek sıcak yerde, nemli yerde besleyerek 10 jenerasyonda başka bir köpeğe dönüştürebiliyoruz. Bu bir gerçek. Dünyada örnekleri var. Ve bu değişimin sonucunda tekrardan DNA'sına bakıldığında kangalla alakası olmadığı gözükebiliyor. Bu bütün ırklarda, yani köpek köpektir. Hani bunu ırk olarak düşünmeyelim. Bütün köpeklerde bu değişim mevcut. Olabiliyor. O yüzden şimdi, geçen gün genetik konusunda Akbaş'la alakalı çalışan uluslararası mecralarda sözü geçen insanlarla bir kısa bir konuşmamız oldu. Şunu söyledim. 100 bin yıl önceki fosilden bir parça DNA çıkartmışlar. Günümüzdeki kurtlarla o canlının karşılaştırmasını yaptığında köpek ve kurdun ikisini de karşılaştırıyor. Sizce hangisi yakın çıkması lazım? Kurdun yakın çıkması lazım. Hayır. Günümüzdeki kurtlar 100 bin yıl önceki fosile yakın çıkmıyor. Köpek daha yakın çıkıyor. Burada bütün herkesin devreleri yandı. Nasıl olabilir? Çünkü ikisi ortak atadan geliyorlar. Köpekler insan eliyle saflaştırılabiliyor. Yani insan eliyle safkanlaşmak, atın safkanlaşması gibi. Bu çok karmaşık bir konu ama bilim bunu söylüyor, ben değil. Bilim DNA haritasının değişebildiğini söylüyor. Net. Beslenmeyle, bulunduğu ortamla. Bir dakika. Şimdi o kurtun DNA haritası mı değişti? Yoksa kurdun o eski kurda benzeyen ortak atanın kurda benzemesi gerekirken benzememesi, köpeğe benzemesinden dolayı kurtların DNA'sının değiştiğini düşünüyor. Evet, kurtların DNA'ları. Bence şöyle daha az bir canlı. Şöyle abi bak, kurt daha az çeşitliliği olan bir canlı. Mesela dünyada kaç tane kurt var? Diyelim ki 10 tane. Şimdi anladım ama şimdi ilgisini seyircilerin de kaybetmemesi için kısa ve özet anlatmak lazım. Şimdi şu var. Eskiden bir canlı bulundu. Kurt zannettiğimiz, eski bir kurt zannettiğimiz bir canlı bulundu değil mi? Normalde. Ama evet. Kurtla DNA'sı farklı çıktı. Fakat o canlının köpeklerle DNA'sı yakın çıktı. Evet. O da köpeğin atası olduğu savunu güçlendirdi. Kurdun atası değil. Bak, ve bu ve 100 bin ve yıl bu, önceki bak 100 bin yıl önceki fosil alınan canlı içinde kurt olduğu söyleniyordu. Evet. Şimdi öyle olması lazım. Değiştirmek zorunda kaldılar. Çünkü tamam, kurtla tamam. Uzak çıkıyor. Yani onun kurt olduğunu ispatlayamıyoruz. Çünkü onun ne olduğunu ispatlayamıyoruz daha kurt, doğrusu. Kurt başka bir köpek, köpekgillerden başka bir canlı. Bu ama kurdun DNA'sının evet. değiştiği anlamına gelmiyor o zaman. Şimdi şöyle sadece bak. Köpeğin bilmediğimiz bir ortak atası, başka bir atası olduğu ortaya çıkıyor. Bak şimdi abi, Mastiff'ten, İngiliz Mastiff'ten üreyen bir köpek düşün. İngiliz Mastiff'ten devam ederek üretilmiş bir köpek düşün. Örnek veriyorum, Fransız Bulldog. Evet, Fransız Bulldog. Bulldogların tamamı Mastiff'ten türemedir. İçerisine farklı köpekler katılarak. Bugün ikisinin gen haritası farklıdır. Fransız Mastiff'in... Bu başka Fransız bir şey. Mastiff, bu anlattığın şey doğal zaten. Akın. Başka bir ırk üretiliyor. Başka... Aynısı köpeklerde de... Tamam, sana soru soracağım. Demin ki benim... Aslında farkında olan aynı konuya geldik. Ben de o konuya benzer bir şey söyleyecektim. Bu Cem Çelik'le ilgili bizim bir videomuz vardı. Orada bizim Malatlılarımızdan bahsettik. Çünkü Cem Çelik'in şöyle bir şeyi vardı. Benim eskiden Guardia Turca'daki Cem Çelik'ten bahsediyorum. Benim eskiden Isparta'da birisine verdiğimiz şeyler vardı dedi. Mastifler vardı dedi. Oradan Malatlarım türeme ihtimali olduğu söylenerek. Şimdi Türkiye'de. Bunu Türkiye'de hiç kimse bilmezken hatırlarsın, sana anlattım abi. Feride abla da, Hasan Cansever'in eşi Feride abla da o Mastiff çiftliğinin sahibinin kızını evet, İngiltere'de buldu. İlk şey bunlar, başkanları. Onlara da bunu ben anlattım. Bana da anlatan Murat Ilgaz'dır. Ve Murat Ilgaz o çiftliğin yanında askerlik yapmıştır. Veteriner hekimdir. Ve Alman çoban köpeğinde, yani köpek konusunda bilgili bir adam. Boş bir adam değil. Bu adam onun tam yanında askerlik yapmış. Şimdi tamam. Bunu başkası bilmez. Bak ben farklı detaylar veririm. Şu an burada anlatmak istemiyorum. Çünkü onun özel bir videosunu yapacağım.
Çünkü kişiyle kontak kurdum. Tam hikayesini anlattıracağım. Anlatıldığı gibi olmadığını anlatacağım. Öyle 20 evet. tane ondan, 20 tane ondan o köpeklerin buradan göçü, taşınması her şeyine kadar buldum. Ve anlatacağım. Şimdi tamam onu anlat. Şimdi ben şuraya geldim. Bak şu var abi. DNA değişkendir. İngiliz Mastiff'i varken Fransız Mastiff yoktu. Fransız Mastiff İngiliz'den üretildi. Bunu bütün Avrupa'daki herkes söyler. İngiliz Mastiff'in içinden üreterek başka bir ırk çıkartıyorlar. Örnek veriyorum Bull Mastiff gibi, örnek veriyorum Fransız Mastiff gibi ve bugün bu hayvanların genetik haritaları farklı. Demek tamam, ki doğa... bunun gibi abi DNA haritası da değişiyor. Yani ırkı çaprazlıyorsun. Farklı bir ırk çıkartıyorsun ortaya. Tabii ki farklı olacak. Bak farklı bir ırkı çaprazlamıyorsun. Aynı ırkın içerisinden seçilim yoluyla yapılan ırk da var. İlla ki farklı ırk değil. Ben de onu İllaki... soracaktım. Şimdi bak şimdi Guardia Türk'ü örneğini vermemizdeki sebep şuydu. Onun aklına şöyle yatmıyordu. Malaklar herhalde Mastiff'ten çıktı diye bir düşüncesi vardı. Bunun tezini de doğrulamak için de şeyden bahsediyordu. İşte o Isparta'daki çiftlikten bahsediyordu. Ben de dedim ki bugünkü güncel Napolitan Mastiff'den içine ne kattınız ki bugünkü 1900 yılların başındaki Mastiff şeye Cane Corso'ya yakınken bugünkü evet. Mastiff bambaşka bir şey oldu ya da bu dosalar Kore'deki Koreyan Mastiff'lere benzer oldu dedim. Evet dedi. Şimdi Malaklı da aynı şekilde kendi içindeki ırksal seçilimlerden Malaklı Türkiye'de hep vardı ama bu kadar bariz Mastiff fari yoktu. Bak Malaklımsı işte Beto'ya yakın köpekler vardı. Ya da Bozlar eskiden muhtemelen daha vardı çünkü düz kafalı köpek karışmamış köpek anlamına gelir daha fazla daha aborjinal anlamda yani aborjinal kelimesini de yanlış kullanıyoruz bugün. Aborjinal demek yerli demek yerel demek ama bitkilerde kullandığımız gibi endemik anlamında bu yöreye ait yani karışmamış anlamında aborjinal kelimesini kullanıyoruz. Bu arada da bunu söylemek istiyorum yeri gelmişken. Ben size bir cevap vereyim. Şimdi... Kangal Global arkadaşımıza az önce de herhalde konularla alakalı bir ırka Kangal Global arkadaşımızla konuşmuş aborjinal kelimesini bu kadar çok kullanıyor. Onun da bir akıl hocası var Türk köpeklerini kötüleyen onu da bugün cevap de mesaj attım. Ben cevap vereyim. Şeyde sana. Bir Arnavutluk'ta bir arkadaş farklı bir köpek olduğuna falan basıyor. Aslında düşünmemiz gereken hemen parantez yok sana söz vereceğim de aslında bizi farklı düşünce ufkumuzu açabilecek şeyler bunlar bak. Hepsi boş kelimeler değil ama full bu aborjinaldir, bu kangaldır, bu farklıdır falan demek doğru değil ama bu tartışmaya muhtaç. Şimdi buyurun, şöyle sayın. Arnavutluk'taki arkadaş ve onun Türkiye'deki uzantıları herbokolog takım. Bu arkadaşlarımız maalesef kinolojiyi sadece bizden duydukları ve Google'dan Google amcaya sordukları kadar biliyorlar. Dolayısıyla yaptıkları tespitler doğru olmuyor, tutmuyor. Yani gerek Avrupa tarafında da, YouTube tarafında da, işte sosyal mecralarda da insanlar bu yorumları tutmuyorlar, bu tespitleri tutmuyorlar. Çünkü yeni bir terim kattığınızda bu camiaya bunun için, bunun altına doldurmanız gerekiyor. Şimdi şu arkadaşa cevap vereceğim. Aynı ırkın içerisine başka köpek katmadan DNA nasıl değişir? Şimdi bir, bunu gidip gerçekten bu işin ustası olanını al, gel karşıma size sunum yaparak anlatırım. Dosyalarla PDF'leri açarım, patır patır gösteririm. Özetle anlatacağım. Bir köpeğin içinden, kangaldan örnek vereceğim. Özellikle kangal, hani safkan diye bildiğimiz, en arı bildiğimiz köpek. Kangalın içinden kuyruk sarmayan, alt dudakları, üst dudakları mümkün olduğu kadar fazla sarkık, tüyleri kısalan seçilim yoluyla giderseniz, 5 jenerasyon sonra fenotipini sabitlersiniz. Bir 5 jenerasyon daha devam ederseniz genetiğini sabitlersiniz. Bu kadar basit ve ortaya bambaşka köpekler çıkar. Ve bu hayvanların da DNA'ları değişmiş olur. Bunun dünyada birçok örneği vardır. Bunun üstüne yapılmış birçok çalışma vardır. Net. Bunu ben söylemiyorum. Bilim söylüyor. Ha bize kalkıp şimdi kaynak göster. Nasıl yapacağım bunu burada? Çıkar gelirsiniz bir gün bir seminer veririz. Kim tartışmak istiyor? Elinde verilerle gelir. Biz de kaynağı verebilir miyim? Bakın abi. Bakın buyurun. Birol Bey. Estağfurullah. Bana her ne kadar saksı muamelesi yapsanız da biz de burada tek başına aşk bir altı patladık yani. Aşk olsun. Sırayla konuşuyoruz.
Şimdi, ya şimdi buradaki devam et sen Birol da asıl konuya kaçırdık yine bu aborjinal kelimesinden dolayı. Zaten ben de ama patikler başına doğru gidiyoruz. Benim hissiyatım o yönde. Ama sen burada değilsin. Hüseyin yok ne hikmetse. Hüseyin izleyiciler arasında vardır. Ama Hüseyin'in en yakın canlı yayın arkadaşı Dağıstan'ın merhaba bile diyemedik. Dağıstan aramızda. Dağıstan'ı başkasını almamak için mi koydunuz? Dağıstan'da konuşturmuyorsunuz diyeceğim de. Bir arkadaşlar. Bir ya konu yayın yapıyorsun. Az önce konu Kangal'ken Dağıstan yorum yapmasını istedim. Aldım konu değişti. Şimdi ama Dağıstan girince de hemen... Dağıstan mikrofon efendim? Ses yok ses. Akın abi Johnny Bravo. Ben sesi kapattım. Kangal Dağıstan abi de V for Vendetta. Vendetta. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Valla ben biraz Fransız kalıyorum. Konuya da Birol şey deyince aklıma geldi. Ben, bana şahsı muamelesi yapılıyor deyince. Dedim ki ben de bari saksının içindeki çiçek olarak kendimi göreyim. Sen gelirken... Sesini kısar mısınız Sayın Dinkor Vendetta? Çok şey giriyor. Şimdi az önce senin bu konulardaki yorumlarını alalım. Önce bir Birol'u dinleyelim ondan sonra. Abi şimdi canlı cansız yani uzayda uzay boşluğunda yer kaplayan her şeye madde diyoruz ya. Yani elementlere bağlayacağım işi de çok da beyin yakan kısma bağlamak istemiyorum. Şu an üzerinde bağla kanka koltuğum... Bağla. Ya üzerinde oturduğumuz koltuktan üzerindeki tişörte kadar aslında aynı elementlerin farklı dizilimlerinden oluşan uzayda yer kaplayan varlıklarız da çok da beyin yakmayalım şimdi gerek yok. Şimdi şurada bir arkadaş yazmış. DNA değişir ama o değişen DNA farklı ırka nasıl ait olur? Toplamda F1, F2, F3, F4 sonra G1, G2, G3, G4 8 jenerasyon 9.ya geldiğinde o DNA sabitlenmiş olur ve o dış görünüşün DNA'sı o olur. O fenotipin genetik altyapısı, genetik haritası o olmuş olur. Bunları araştırarak öğrenebilirsiniz ama Google size bunları anlatmaz. Bakın abi bizim tartışmamız gereken şeyler bunlar değil. Kangal kabak yer mi? Her zaman bunu tartışmamız lazım. Her zaman kangal, kurtçu, doğru köpek biraz konuları da değiştirelim. Biraz kangal, farklı kabak, şeyleri de kangal, konuşalım. Kangal kabak yer mi? Yer. Bu millet bunları dinlemeyi de seviyor. Merak etme. Yeter ki sen burada ol. Estağfurullah. Yalnız bak şimdi şurada konuyu atladık. Şöyle bir durum var. Bu Guardia Turca'daki bahsettiğimiz kelime şuydu. Malaklar Malaklardan çıkmanın neden çıktı diye bir laf vardı. Malaklı denilen köpekler her zaman bu kadar sarkıp dökük olmasa da bu kalıpta bu tipte köpekler vardı. Şimdi bunları senin de söylediğin gibi kendi içindeki seçilimle dışarıdan mastik katma ihtiyaç duymadan da bugünkü haline getirmek mümkün. Ben o videoda dedim ki Guardia Turca videosunda o zaman dedim Napolitan mastifler hani 1800-1900 yılların başındaki Napolitanlar bugünkü 2022'deki ya da 2000'lerdeki yıldaki Napolitanlar araya uzaydan ne kattınız da bu oldu? Yani daha ötesi yok yani sarkıklıktan. Neydi cevabı? Daha sarkıl daha sarka, daha sarkı daha sarka. En fazla yok herif. En fazla dudak sarkıkları kendi arasında çekerek bugünkü böyle Napolitan mastifi elde edildi. Yani bilmediğimiz bir ırk konulmadı araya. Ha bu anlamda DNA haritasında yenileme olur mu? Olabilir. Çünkü 1900'lü yıllardaki Napolitan mastifi ile 2000'li yıllardaki Napolitan mastifi haritasına baktığımız zaman bugünkü haritada daha dudaklı, daha kasalı, daha sarkı demir bir köpek çıkacaktır ortaya. Bu anlamda değişme olabilir. Ben şeyi bilimsel gelmiyor bana. Yani bir kangalları kendi içinde çekerek ya da ne bileyim mastifleri kendi içinde, İngiliz mastifini kendi içinde seçilim yaparak French mastif elde edemeyiz. French mastifi baktığınız zaman içine mutlaka bulldog kanı katılmıştır. French mastifin geninde de bulldog vardır. Bugün ne bileyim bully'i elde edebilmek için içine mastif katarsın pitbull'la birlikte gibi. Serbülent abi senin testin doğru. Şunu düşünelim. Alman çoban köpeğinin değişimine bak. Ya da işte zamanındaki senin dediğin gibi şeyin mastiflerin değişimine bak. Köpek evriliyor ama genel hatlar aynı. Yani bir köpekten belki bambaşka bir köpek çıkmıyor ama yani başkalaşıyor aslında düşündüğün zaman.
Ya burada Murat Şimşek diye bir arkadaş var. Profil resmini benim şu anki gözlüklü resmi yapmış. Ona gülüyorum. Senin arkadaşlarımın yanısı çok... Yani 1910'daki Alman çoban köpeğinden 2022'deki Alman çoban köpeğindeki gibi bir değişim olabilir. Belki bu seleksiyonda. Şöyle. Orada zaten ama atıyorum Alman çoban köpeğinden bir Dalmatyalı seleksiyonla çıkartamayız. Olmaz işte, olmaz. Şimdi şöyle olabilir. Birolcuğum bak. Birincisi ikisi farklı köpekler. Doğru mu? Bizim bugün evet. Burada konuştuğumuz şey olabilite. Yani kapasite meselesi. Kapasitesi müsait olan Mastiff'ten Malaklı çıkartırsın. Malaklı'dan da Mastiff çıkartırsın. Aynı grubun içinde farklı bir şeyden bahsediyoruz. Alman kurdundan da ona bahsetmiyoruz. Aynen. Yani olabilirlik var. Ha, Danua'dan, özür dilerim. Alman çobandan Dalmatyalı çıkarmak istiyorsan içerisine Dalmatyalıları serpiştirmeye başlarsın. Renk, tüy, şekil, şemal yaklaştıkça tamam, yaklaştıkça. Var zaten. Almanları German Shepherd'ları birbirine çekerek Dalmatyalı elde edemezsin. Onu demek istiyorum. Bak diyorum ki onu elde etmek istiyorsan bunu yapabilirsin. Araya Dalmatyalı koyarak yaparsın. Ama bu da bir yoldur DNA değişimi için. Kendi içinde farklılıkları seçe seçe 10 jenerasyon. Şöyle örnek vereyim. 1960'larda genetik bilimi bulundu. O zamandan aşağı yukarı 15-20 yıl sonra köpeklerde DNA çalışması başladı. Hepimizin arkasında, dörtlüden birinin arkasında ya radyo ya televizyon açık. Ses geliyor sürekli. Vallahi ben tekledeyim. Burada bir tane radar var. Arkadaşlar burada olta attılar ama hiçbirisinde balık yok. Öyle bir ortamdayız. Altındaki koltuk kıcırdıyor. Şurada bir tane denizde kalkıyor. Bir denizin ses geliyor belki de o zaman. Olabilir. İşte şu dırıt dırıt yapıyor. Balık bulucu dum sesi geliyor abi. Tamam neyse. Başka bir ses geliyor. Maalesef ortam bu. Ya şimdi bak, şu olabilir. Bu tabii ki biraz aslında her konu her yerde tartışılmaz. Ya abi bak toplumun bak toplumun olduğu noktayı ise söyleyeyim. Yakup 1985-20. Bak toplumumuz bu. Adam ne diyor? Aksaray Malaklısı bence Kangal'la Mastiff kırması. Be güzel abicim. Biz bir saattir ne anlatıyoruz? Bak. Biz bir saattir ne anlatıyoruz? Bu köpeklerin içinde ne Kangal var ne Mastiff var. Bu kendi kendine bir köpek diyoruz. Ve bunun genetik çalışmasıyla bu ispatlandı. Bu köpeğin içine en basiti Mastiff yok. Neyi anlamıyorsunuz? Şimdi bakın. Mastiff niye anlamıyorsunuz? Katılan... Yok. Bu topraklarda bunun var. Olduğunu kabul bakın edin kardeşim ya. Öğrenin, anlayın. Türkiye'de bu köpeklerin içine Mastiff katlar mı? Katlar. Ama Bu bütün tipi değiştirmedi. Etki etmedi. Bu birkaç köpekte sınırlı kalmıştır. Niye diyoruz bunu? İşte ispatı adamın bariz bize gösterseler 50 tane Malaklı resmi koyalım. Ya aradan 10 tane seçelim. Mastiff bunlarda vardır diyeceğimiz bir köpeği işte Birol'lar Amerika'ya gönderiyorlar. Orada DNA testi geldi. Bunu yaptıran da Birol Akın ben değilim yani. Amerika'daki adam yaptırıyor bunu. Öyle değil mi? Tabii. Aynı şekilde Mini'nin bir torunu mu oğlu mu ne? DNA testini almadınız mı siz? Evet, ne çıktı? Hayır. Hem de Village bak, Dog çıktı. Anatolian Village Dog çıktı. Ya da Orta Asya. Hem de şey. Bak o köpeğin anası Serbülent abi Mercedes'in damarıydı ve Mercedes için hatırlıyorsan Sam Bernard kırması derlerdi. Evet, evet. Derlerdi. Bak, o da boşa çıktı şimdi. Aynen öyle. Ben oradan sonra Mercedes'i damızlıkta kullanmaya başladım. Yani baktım tamamen %100 ya. Kimde var biliyor musunuz? %25 kimde var biliyor musunuz? Aksaraylı Çapar var. Meşhur bilirsiniz. Boğuşan köpek. O evet. Köpekte %25 Napolitan Mastiff çıktı. Belgeli. O zaman şöyle bir durum var. Aksaraylı Çapar'ın babası Coşkun değildi. Karatren değildi. O yazılımız köpek değildi. Aksaraylı Çapar'ın babası Çapan Öfek rahmetteki zaten bizim de hep bunun yavrusu dediğimiz Aslan'dı. Aslan'ın da annesi mi ne? Napolitan Mastiff'iydi zaten. Evet. Annesi. Bir de şuna girebilir miyiz? Hazır bu ekip buradayken. Buyurun. Işıl Emre'nin kör köpekten gerisini bilenler anlatsın. Kör köpekten gerisini bilen yok. Kör köpek şeyden geliyor şimdi zaten. Bak, Orta Anadolu'da kör köpekten gerisini anlatamaz kimse. Çünkü bilinen köpek o. Ama kör başka bir şey söyleyeceğim size. Yok. Bir dakika. Fotoğrafıyla var. Kör köpek kaç yıllarının köpeği bir olcum? Tahmini. Yani tahmini olarak 1900 90'lar
O kadar bile diyor. O kadar yakın yani. 90'lar. Ben söylüyorum sana. Bak. Tuz daha köyü... geri olması lazım abi. Tolluları dinlediğimize bakarsak o tolluların çektikleri dişi o betolar metoların üremesi 86-87 diye biliyorum ben. 90'lar işte. O yani 86-87 90. Bak 90. Tuzköylü bak tarih vererek söylüyorum. Tuzköylü Zihni abinin 1973 yılında boru ağızlı bir çoban köpeğiyle fotoğrafı var. Yani birkaç köpekle. Kalın. Kangal'la alakası yok. İri, kalın bir köpek. 1973. Nevşehir Tuzköy'de. Hani Tuzköy'de köpek mi vardı diyorlar. Vardı tabii. Nevşehir'de kalın iri köpek vardı. Konya'da benim şu an halen yaşayan Serbülent abinin de birebir tanıdığı bir büyüğüm 1980'de köpek getiriyor ve diyor ki işte şu 20 yıl önceki şunun yani 60'a kadar geri giden at kafalı yüksek titrek rakı modeli köpek 1963'lerde varmış. O